Evet, gerçek fikrine ile önemli bir gündemi, sıcak bir tartışmayı 5 değerli konukla konuşacağız. Bright Branson'la ilgili mahkeme kararı Türkiye'nin gündeminde her yönde tartışılıyor. Biz de tartışacağız ama sadece Branson davasını ve sonuçlarını, yankılarını değil, ardından Türkiye-ABD ilişkilerini, Türkiye'nin dünya ile ilişkilerini ve bu anlamıyla da aslında bu küresel sistemi birçok boyutuyla anlamaya çalışacağız. Türkiye bunun neresinde oturuyor? Farkındaysanız haftalardır dünya nereye gidiyor perspektifinden tartışıyoruz. Farklı konuklarla farklı bölümlerini. O anlamıyla da dünyada para, ABD, bu güçlerin yeniden şekillenişi, bunların hepsini çok değerli konuklarla konuşacağız ama tabii ki Branson'dan başlayarak, en sıcak olandan başlayarak. Peki kimlerle konuşacağız? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu, hoş geldiniz. Stratejist Abdullah Çiftçi, hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Deli Sabah yazarı Profesör Doktor Sadık Ünay, hoş geldiniz. Yeşil Sol Parti kurucusu Doktor Ufuk Uras, hoş geldiniz. Ve emekli Büyükelçi Uluç Özülker, hoş geldiniz. Evet, Ralph Branson meselesi haftalardır tartıştığımız bir konuydu ama gelinen aşama itibariyle bir yandan da ekranda da görüyor izleyicilerimiz. ABD'ye doğru da yola çıkıyor. Adnan Menderes'ten de havalimanından da görüntüler var ve yola çıkıyor. Ülkesine dönüyor Branson. Bu meselede gelinen nokta itibariyle nasıl değerlendireceğinizi tabii ki merak ederim sıcağına. Ramazan Kurtoğlu ile başlayalım. Çünkü yine gerçek fikrine de bir Branson meselesini tartışmış. Uzun bir tartışma yapmıştık. Fikri takip olsun. Tahliye, daha su ev hapsinde sona ermesi ve ardından da ülkese dönüşü. Evet. Kurtoğlu ne der? Efendim tekrar ben size ve Habertürk kanalına teşekkür ediyorum. Bir kez daha yenilemekte fayda var. Ben 11 yıl önce Evangelizm Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak adlı kitabımı, ki kitabın %95'ini Amerika'da bulunduğum dönemde yazdım, %5'ini buraya geldikten sonra açıkçası beni komplo teorisi yazmakla suçlamışlardı. Bu da şuradan, çünkü Doğu toplumlarının, İslam toplumlarının, buna biz Müslüman Türkler de dahil, çok kötü bir özelliğimiz var. Okumadan, araştırmadan, rahmetli Uğur Mumcu'nun çok güzel bir lafı vardır bu konuda. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir yapımız var. Halbuki değerli kardeşim, bu Andrew Branson'lar 1820'den bu tarafa Türk topraklarında, Osmanlı Türkiye'sine 15 Ocak 1820'de gelen iki Bort misyoneri, Boston merkezli evangelist ABCMF'nin iki misyoneri 1822'de o günkü şartlarda Malta'da bir misyoner matbaası kurdular ve bu yapı özellikle önceleri Müslüman Türkler içinde protestanlaştırma, evangelistleştirme faaliyetlerine şöyle bir baktılar. İlk 8-10 yıl içinde Müslüman Türklerden tabiri caizse bir ekmek çıkmayacağını gördüler ve iki zayıf halkayı tespit ettiler. Bunlardan birincisi Ermeniler idi, ikincisi Rumlar idi. Bu noktada Bulgarları tespit ettiler ve 1890 ile 1915 arasında, burada Sayın Büyükelçim de var, o da teyit edecektir. Ermeni olayları denen hadiseler, Gregorian Ortodoks Ermenilerden ziyade bu Boston merkezli, yani şimdiki papazın mensup olduğu protestan evangelist misyonerlerin sebep olduğu acı hatıralardır. Bundan biz Türkler çok büyük zararlar gördük. Ama Justin McCarthy'nin Death and Exile
Ölüm ve Sürgün kitabında da anlattığı gibi bu dönemde her ne hikmetse önceleri 600 binden başlayan bir Ermeni kıtalı dedi onların katliam, soykırım dedikleri. Sonra gele gele bugünlerde 1,5 milyona dayandı. Yani tabiri caizse her zaman her yıl, geçen yıl bir zam yapıyorlar. Ama baktığımızda bir hadise var değerli kardeşim. Biz Amerika'yla resmi ilişkilerimiz 1830'da en fazla korumaya mazhar ülke ilan ettik. Bu İngiltere'nin pek hoşuna gitmedi. Onlara da 1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması kepazeli ile koca bir imparatorluğu liberal politikalar adı altında yedik. İşte bu yapı içinde 1830-31'de resmen 31 yılında daha önce İngiltere üzerinden Osmanlı Türkiye'si Amerikan ilişkileri giderken bu tarihten itibaren resmi ilişkilerimiz sürdü ve 1820'den 1922 Türk İstiklal Harbi'ne kadar yaklaşık 100 yıllık bir Amerika'nın yumuşak güç dediğimiz evangelist harekatıyla karşı karşıya kaldık Osmanlı Türkiye'si. Sonra rahmetli Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra Anadolu ve Hinterland, Anadolu'da özellikle Anadolu ve Hinterland'da 1960 okulları vardı bunların, yüksek okulu var vesaire vesaire. Rahmetli Atatürk bunların okullarını kapattı. Son olarak da 1927 yılında Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 3 Türk kızının Hristiyanlaştırılması vesilesiyle bu okulu da kapattı. Mesela tarihi belgelerde olduğu için söyleyebiliriz. Direkt doğrudan doğru bir misyoner okulu olmadığı söylense de Robert Kolej o günkü şartlarda Bulgaristan Devleti'nin bütün kurucu unsurları Robert Kolej'de yetişmiştir. Böyle bir yapı ve bunların kontrolündedir. Detayına girmek istemiyorum. İşte bu yapının 1944'te yeniden Türk Devleti'ne musallat olduğunu görüyoruz. Nasıl musallat olduğunu görüyoruz? Rearmament denen ve Türkiye'de Manevi Cihazlanma Derneği adıyla bir evangelist, yine protestan evangelist, Oxford'da da bulunmuş bir Amerikalı üzerinden FETÖ olayı tezgahlanıyor. Türkiye'nin 67 vilayetinde bu Manevi Cihazlanma Derneği'nin, ki çok ilginçtir kurucular arasında, benim Tapınak Şövalyeleri ve Nöromesi kitabımda da var, Soner Yalçın'ın Beyaz Müslümanlar kitabında da bulabilirsiniz. İki kaynakta da var belgeleriyle. Bizi komünizme karşı, abartılmış bir komünist tehlikeye karşı 67 ilde manevi cihazlanma dernekleri, ama bugün de Türkiye'de ismini söylesem yer yerinden oynar, bir muhafazakar vakıf derneğin kurucuları, 3 kurucu, bakınız bu kurucu yapı içinde mason olduğu herkes tarafından bilinen bir Minik Kuş adlı İstanbul valisi var. Bu evangelist hoca var. Ve çok ilginçtir, İşin içinde bir kısım sosyalistler var. Yani ve bir, çok ilginçtir, bir tarikat şeyhi var. Yani biz 1820'den 1922'ye kadar yumuşak güç saldırısına uğradık. Sonra 1944'lerden başlayarak bu rearmament, manevi cihazlanma derneği, işte komünizmle mücadele, FETÖ'nün oralardan yetiştirildi ve sonra 15 Temmuz 2016 felaketini yaşadık. Ama bitmedi. Sonra 1963'ten 1970'e kadar bu ülkede barış gönüllüleri bulundu. Barış gönüllüleri de bir misyoner hareketiydi. Ve Türkiye'ye Amerika'nın üçüncü diyebileceğimiz bir yumuşak güç operasyonudur. Barış gönüllüleri hadisesi, ki dünyada 100 bin barış gönüllüsü ve bizim bulunduğumuz bölgede en çok barış gönüllüsünü 1201 kişiyle Türkiye kabul etti. Bizden daha fazlasını Hindistan kabul etmişti. Ve 1968-69'da gerek soldan gerek sağdan milliyetçi aydınlar tarafından buna büyük bir reaksiyon gösterildi. Çünkü Türk insanına tanınmayan bir kısım vergi muafiyetleri tanındı. Ve
Arkasından 1970'te ki 1969'da Türk Devleti valiliklere emir göndererek bunların %9'u doğuda ve güneydoğuda çalışıyordu. Bunlar bu bölgeden çıkarıldı devletin gücüyle. Valiler ve MİT bunları takip etmeye başladı. 1970'te de bu faaliyet durduruldu ama onunla da bitmedi. Türkiye evangelistler 1944 rearmament manevi cihazlanma 3 barış gönüller 4.'sü ise Sivil Örümceğin Ağında Mustafa Yıldırım'ın kitabında 1000 sayfalık detayı var. İsteyen bakabilir. Orada sivil toplum örgütleri yani demokrasi projeleri adı altında Soros'ların falan desteklediği Türkiye'de bir kısım hadi ismini zikretmeyen sivil toplum kuruluşlarıyla Amerika'dan pompalanan bir yeni yumuşak güç dalgasıyla hareketiyle karşı karşıya kaldı. O açıdan Türkiye için Brunson Zurna'nın son deliğidir. Amerika ile bizim problemimiz Brunson falan değildir. Amerika ile bizim problemimiz Fırat'ın doğusudur. Amerika ile bizim problemimiz İran meselesidir. Amerika ile bizim meselemiz bugün burnumuza bastırdıkları Kıbrıs'ın ucundaki 2 trilyon dolarlık doğal gaz rezervleridir. Amerika ile bizim meselemiz Kudüs, Tarsus, Efes üçgenindeki ve Rahip Brunson'un da mensup olduğu 7 inayet dönemi kilisesinden birisidir o. Diriliş Kilisesi, diğerleri Bergama, Salihli, Akhisar ve Pamukkale'dir. Böyle bir yapıda baktığımızda son 200 yıllık bir 1820 veya baktığımız 200 yılda Amerika sadece yumuşak güç operasyonuyla 4 ana yumuşak güç operasyonunu hem Osmanlı Türkiye'sine hem Cumhuriyet Türkiye'sine yönetmiştir. Bu anlamda bu hadiselerin gerisi de gelecektir. Ve toplum şunu bekliyorsa Fatma teyzem, Muharrem amcam, insanımız işte Brunson'u biz bıraktık. Mahkemenin kararıdır. Artık bunun tartışılacak tarafı yoktur. Bundan sonra Amerika ile yağlı ballı oluruz. Efendim dolar işi halledilir, ekonomi işi halledilir. Eğer böyle düşünümünüz varsa çok safız demektir. Çünkü Rahip Brunson meselesi deryada bir damladır ve önümüzdeki günlerde Türk-Amerikan ilişkileri daha da gerilecektir. Arkadaşlarımın hakkını yemeyeyim sonra devam edelim. Evet, Sadık Günay. Brunson meselesini bir hukuk çerçevesinde çok tartıştık. Çünkü evet. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasında bir gerginlik nedeniydi. Ve Türkiye sürekli bu yargının vereceği karara bakar. Burada da bağımsız bir yargı vardır teziyle ABD'ye bu konuda direndi. Ama gelinen süreçte de önce ev hapsi, ev hapsinin ardından da bugünkü kararla birlikte işte yurt dışına daha sonra kendi ülkesine dönüyor. Evet. Siz öncelikle kararı ve bu karara gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle başlayalım. Yani isterseniz genel bir çerçeve çizerek evet. başlayalım. Yani evet. burada belki Türk-Amerikan ilişkileri şu an tarihin yani yakın tarihin en gergin döneminden geçiyor. Burada yani Ramazan hocamın da bahsettiği belli problem alanları var. Ama bu Brunson meselesi çok sıcak bir gerginlik alanı olarak öne çıktı ve artık hani işte Başkan Trump'ın da üslubundan dolayı biraz sürekli işte tweet atan vesaire hani popüler medyayı kontrol eden bir tarzı var. Onun için çok sıcak bir gündem olarak sürekli de Türkiye'nin önüne sunulmaya başlandı. Yani bunun içeriğinden bağımsız olarak ben biraz orada Ramazan Hoca'dan ayrışıyorum. Yani bu bir çok sıcak bir problem alanı olduğu için şu veya bu şekilde bununla ilgili mesela hukuk süreçleriyle ilgili işte yargı bağımsızlığı vesaire veya devam eden benzer davalar Hakan Atilla davası vesaire çok tartışma yapılabilir burada. Ama ben bir defa bu meselenin bir şekilde şu an için çözüm yoluna girmiş olmasının oradaki en bir kere hassas tansiyonu en fazla yükselten olayı bir kere bir kenara aldığını düşünüyorum. Ve tabii bunun arkasındaki diplomatik süreçleri biz bilemiyoruz. Bunu bilmeye şansımız yok ama burada muhtemelen çok detaylı diplomatik süreçler, müzakereler yürütülmüştür. Yani Türkiye burada bence bir büyük devlet tavrı da gösteriyor. Yani bunun çok medya önünde yapılmasını kimse bekleyemez ama muhtemelen çok detaylı müzakereler de yürütülmüştür. Yani bu yargıya müdahale anlamında söylemiyorum bunu ama bu tür yargı süreçlerinin de bunu biz daha önce Almanya ile de yaşadık, Fransa ile de çok farklı süreçlerde yaşadık. Ülkeler arasındaki gerginlik çok fazla zirve yaptığı zaman bazen bu tür hukuk süreçlerinin de bundan etkilendiğini, etkilenebileceğini bir şekilde görüyoruz. Şimdi orta vadede ne olabilir? Tabii Trump buradaki işte Brunson'un dönüşünü
kendisi adına bir siyasi zafer olarak sunabilir, bunu popülerize etmeye çalışabilir. Kasım'da işte ara seçimler var Amerika'da. Bu bir ihtimaldir. Yani burası da bence çok bizim gündemimizde değil. Ama bundan bağımsız olarak önümüzdeki süreçte belki Türk-Amerikan ilişkilerinin biraz daha rasyonel, daha soğukkanlı, bir en azından zeminde sorunlarını şunu tartışacak... Cümlemi bitirebilirsem, tabii. Yani sorunları tartışacak ortama biraz daha yaklaşabiliriz. Yani o büyük sorunları... Tam bu ifadeniz için bir soru soracağım. Oradan devam edebilin diye. Evet. Yani mesela Brunson davasında onun şu an ülkesine dönüyor olması... Türkiye-Amerika ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir dönüm noktası, bir kırılma anıdır diyebilir miyiz peki? Yani o biraz tabii abartılı bir yaklaşım olabilir. Yani tam kırılma noktası mıdır, değil midir, bunu tabii göreceğiz. Yani zamanın akışı içinde göreceğiz bunun sonuçları nasıl olacak, buradan nereye doğru evrilecek süreçler, bunu göreceğiz. Ama burada asıl bizim bahsettiğimiz mesela önümüzde yaklaşan mesela S-400 meselesi var. Yani Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu bir irade var. Amerika'nın buna karşı tepkisi var. Benzer bir tepkiyi Hindistan'a da koydular mesela. Yani işte F-35 sistemlerinin bunlara karşı çok dayanıklı olmadığı vesaire iddia ediliyor. Amerika'nın bundan dolayı tepki koyduğu iddia ediliyor. Bunlar rivayettir veya teknik olarak belki bilmiyorum bunların üzerine gidilebilir ama başka konularda var. Yani İran'a karşı uygulanacak yaptırımlar meselesi var. Türkiye'nin buradaki konumu var. Türkiye'nin enerji siyasetinden dolayı İran'la çok ciddi bir ilişkisi var. Bu ilişkiye Amerika nasıl bir yaklaşım koyacak mesela? Orada diyelim İran'a yaptırımlar uygulama aşamasına geçtiği zaman gene Kasım ayında bu karşımıza gelecek. Türkiye'ye karşı bir orada bir diyelim bağışıklık veya ne bileyim istisnalar bunlar gündeme gelebilecek mi? Yani aslında bence eğer Brunson olayı bir şekilde belki bundan sonra hani bu Cemal Kaşıkçı meselesini de tartışacağız. Evet, evet. Bu konjonktürde aslında Türkiye ile Amerika'nın da belki birebir çünkü Trump yönetimi de böyle ikili bilateral diyelim şeyleri seviyor, müzakereleri seviyor. Bir araya gelecekleri daha fazla mevzu olacak gibi görünüyor. Ama mesela Kaşıkçı meselesinde de belki dolaylı bir şekilde Türkiye ile Amerika arasında gene böyle bir iletişim kanalı açıldı. Yani çok farklı bir mesele üzerinden işte Kaşıkçı'nın Amerika'da sonuçta yaşayan birisi olması hasebiyle ve olayın Türkiye'de olması hasebiyle Türkiye orada da bir hani büyük devlet yaklaşımı gene koydu. Yani hukuku bir şekilde işletti ama diplomasi kanallarını da açık tuttu. Yani bu iki olayda bence o anlamda paralel görebileceğimiz noktalar var ama stratejik olarak da ayrışma noktaları var. Yani Suriye'deki işte İdlib meselesi, Menbiç meselesi, oralardaki bir şekilde hani çıkarların, oralardaki çıkar diyelim ulusal çıkar hesaplamalarının bir şekilde örtüşmediğini görüyoruz. Bunların mesela birden tabii toparlanmasını, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden böyle çok olumlu bir rotaya girmesini belki beklemek fazla iyimserlik olacaktır ama dediğim gibi bu konuşmaları bile yani bu konuları konuşmayı bile engelleyen bir konu haline gelmişti. Brunson meselesi bir çıban başıydı yani. Burada onun ortadan kalkmış olması en azından bir diyelim sakin bir yola girmiş olması bence burada olumlu bir şey. Yani buradaki en azından tansiyonu bir nebze düşürecektir. Daha sükunetli bir şekilde diğer konuların, İran konusunun veya Doğu Akdeniz konusunun mesela onlar gündeme geldiği zaman çok fazla popülerize edilmeden yani işte böyle tweetler üzerinden vesaire değil daha yani ağır devlet adabına yakışır bir şekilde belki müzakere edilmesinin önünü açacaktır diye görüyorum ben, görmek istiyorum. Ağır devlet adabı konusunda mesajınız Trump'a galiba. Herhalde. Uluç Özülker, yani bir diplomat gözüyle bir yandan da şu tartışıldı. Ya Brunson için söylenen, atfedilen suçlamalar hani o kadar ağırdı ki hani ömrünün kalan kısmını Türkiye'de geçirebilir gibi bir psikoloji oluşmuştu. Fakat belli bir zaman içerisinde de ülkesine döneceği bir konjonktüre geçilmiş oldu. Sadık Günay, burada diplomatik alanda bazı süreçler değiştirilmiştir. Detaylarını bilemeyiz ama bunların sonucunda da böyle bir evrede geçilmiştir dedi. Siz belki bunların detaylarını bu olay özelinde siz de bilmiyor olabilirsiniz ama atmosferini, neler konuşulabileceğini belki aramızda en iyi tahmin edebilecek kişilerden birisiniz. Estağfurullah. Efendim, evvel Ramazan hocamın bu evangelistlerle ilgili olarak vermiş olduğu bilgi fevkalade ilginçtir.
Yalnız şunu aklımızdan çıkarmayalım. Yıkılan bir imparatorlukta herkesin pay kapmaya çalıştığı bir ortamın tezahürü olarak düşünmek lazım. Bu arada ben mesela bir örnek olay vereyim. İlk defa Ermeni konusu 1806 yılında gündeme getirilmiştir Rusya tarafından. Ve Azerbaycan'a 1827'de saldıran Rus ordusunda 60 bin Ermeni asker vardır. Bu arada İstanbul'da Patrik Sultan'a gitmiştir, padişaha. Ermeniler böyle böyle yapıyorlar. Dolayısıyla bunlara engel olmak gereklidir. Bunu yapan da Patrik'in kendisi. Engel olmak gereklidir. İleride çok daha büyük dertler açabilir şeklinde bir tutum içine girmiştir. Fakat o da benim tebaam. Dolayısıyla ben bunu yapabilecek de değilim deyip Mahmut reddetmiştir padişahımız. Şimdi bundan sonra iki tane çok önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi önce Fransızlar sonra İngilizlerin veya da Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi kurmak suretiyle Türkiye'de faaliyetlerini genişletme operasyonlarıdır. Neyse konumuz bu değil ama bu andan itibaren Rusya, Fransa ve İngiltere üçlüsü Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinde aklımızın, hayalimizin alamayacağı bir mücadeleye girmiştir. Bunun bir ayağı da eğitimdir. Bugün sizin Robert College diye övünerek mezuniyetinizi falan hep ortaya atmış olduğunuz bu okul sonuç itibariyle o günkü Amerikan misyonerlerinin bir kamuflaj olarak kullandıkları bir müessesedir. Mesela Galatasaray Lisesi biraz daha farklı. Abdülaziz'in İngiltere ve Fransa ziyaretlerinden sonra Amerikan, İngiliz ve Rus hakimiyetini kırmak babında orada gördüklerini Türkiye'ye getirme olayıdır. Fakat orada da doğrudan doğruya ekaliyet gidiyor, yani azınlıklar gidiyor. Dolayısıyla tebaa gitmemektedir gerçek anlamda, ümmet gitmemektedir diye büyük itirazlarla kapatılmaya çalışılmıştır. Bunların hepsinin arkasında evleviyetle din faktörü vardır. Fakat bir şeyi de hatırlatayım. Papa bu olaylar gerçekleşirken karşı çıkmıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir misyoner faaliyetlerle dini ön plana çıkararak ele geçirme politikasının fevkalade yanlış olduğu düşüncesiyle buna karşı çıkmıştır. Hatta o kadar ki ilk itirazları da daha Katolik olduğu için aynı zamanda Fransa üzerinde bir baskı yaratmak suretiyle Galatasaray Lisesi itibariyle bir ciddi tenkit içine girmiş olmasıdır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın ben büyükelçilik yaparken 1998-2000 yılları arasında Ankara'da müsteşar yardımcısıydım. Görevimde Avrupa ve Amerika kıtalar olarak onlardan sorumluydum. Efendim çok basit bir şey söyleyeceğim yani çok ayrıntısına girmeden. Adana'daki Amerikan ve İngiliz konsoloslukları Güneydoğu'nun Tarasut Kulesi'dir. Bunlar orayı esas itibariyle Silisya bölgesinden kendi tabirleriyle başlayarak Güneydoğu'nun tamamını kapsayacak şekilde kontrol altında tutup istihbarat toplamak için kurmuşlardır. Onun ötesinde ciddi bir fonksiyonları yoktur. Bizim işgal etmekte olduğumuz bu ülke, bu topraklar bir geçiş yoludur. Doğu Batı başka bir yerde bu kadar kritik önemde olan bir başka ülke yoktur dünyada. Dolayısıyla burada hep caydırıcı olmak mecburiyetiniz var. Ama her zaman içinde dışarıdan burada at oynatmaya amade, hazır bekleyen birçok militan vardır diyeyim. Bu militanların da esas itibariyle çoğunluğunu ya istihbaratçılar, biz onları casus da diyebiliyoruz, veya Türkiye içinde birbirleriyle de mücadele edecek şekilde faaliyette bulunan unsurlardır. Dolayısıyla Brunson diye baktığınız zaman Brunson'ı öyle gözünüzde çok fazla büyütmenizin hiçbir gereği yoktur. Evvela bunu anlatmak için ben çok kısaca buna değinmek ihtiyacı duydum. Tabiatıyla çok ayrıntıları var ama ben çok özetle söyledim. Zaten Ramazan Hocam ayrıntılarını da söyledi büyük ölçüde.
Şimdi o zaman Brunson niye birden böyle önem kazandı, ona bakmak lazım her şeyden evvel. Bunun ne getirip götürdüğünü de görebilmek için. 6 Ekim 2016 tarihinde aslında Brunson'u biz sınır dışı etmek için tutukladık. Yani 6 Ekim günü gönderiyorduk gitsin Amerika'ya diye. Fakat aynı tarihlerde unutmayalım ki Amerikalıların da adalet adı altında bir mahkemede siyasi tutumlarıyla Halk Bankası olayında esas suçluyu, suçlu değildi o da, bana sorarsanız o da suçlu değildi. Ama bir bahaneyle esas suçluyu serbest bırakıp tanık haline getirip bir devlet memuru, bir emir kulu olan Hakan Atilla'yı mahkum etmiş olmaları gibi bir fevkalade vahim, hatalı tutum içine girmeleri tetiklemiştir. Yani Hakan Atilla'nın aldığı ceza konjonktürü veya buna bir çeşit misilleme miydi Brunson'un tutuklanması? Onun karşılığında, ve bu zaten medyada çok işlenen bir konu, biz de o zaman 9 Ekim günü, 3 gün sonra 6 Ekim'de dışarı gönderirken 9 Ekim'de göndermemeyi ve tutuklamayı tercih ettik. Şimdi Brunson'la ilgili olarak bir iddianame hazırlanması biraz uzun sürdü. Yani 2016 Ekim'inde içeri alındı ama iddianame yanlış hatırlamıyorsam ya Mart ya Nisan 2018'e kadar uzadı. Şimdi bu iddianameyi okuduğunuz zaman orada çok şey var. Tanıklar var vesaire vesaire, hepsi var. Aslında bunların ne ölçüde Brunson olayını büyütme gerekçesi olabileceği hususunda da şüpheler vardı. Benim şahsi düşüncem şudur, olanlara bakarak biz Brunson'u aslında bırakmaya hazırlanıyorduk. Çünkü onu elimizde tutmak bu şekilde çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kendi evangelisttir, netice itibariyle cürmü kadar yer yakar. PKK'ya falan destek oluyor, gidiyor, konuşuyor, ediyor ama zaten çok basit bir örnekle bugünkü şartlarda Fırat'ın doğusunda Amerika'nın yaptıklarına baktığınız zaman bir Brunson'un Türkiye içindeki faaliyetlerinden büyük bir medet ummasının da bir anlamının olmadığını kabul etmek gerekir. Şimdi biz o noktaya gelirken çok büyük bir hata yaptı. Hatayı yapan da Trump'tır efendim. Türkiye'yi tehdit etti. Bu ülke her şeye tahammül eder ama böyle bir sömürgeye emir verir gibi kalkıp da işte tweetlerle veya farklı şeylerle onuruyla oynanmasının karşısında reaksiyon verir, tepki verir. Biz yumuşama noktasına gelirken Trump'ın bu açılışları Türkiye'yi direnmeye ve tepki vermeye yöneltmiştir. Şimdi netice itibariyle iş uzadı. Fakat gene teferruata girmeyeyim. Baskı altında biz Temmuz ayında ev hapsine çıkmasını kabullendik. Bu da bir ara formül olduğu çok net olan bir adımdı. Şimdi arkasından da 12 Ekim'de mahkeme olacak. Bu dava orada da bitecek diye de zaten genel anlamda bekleniyordu. Yalnız bütün bunlar olurken Amerika'nın uslu durmadığını ve Türkiye'yi devamlı olarak her yönden tahrik etmek suretiyle, yanlış noktalarda at oynatmak suretiyle bu işin uzamasına ve tepkinin ve direnişin de artmasına sebebiyet verdiğini peşinen kabullenmek lazım. Şimdi bakın, bugünkü davaya da ben baktığım zaman kendi yorumlar, hep biraz evvel konuşulanlara da hemfikirim. Daha ayrıntıları isterseniz girerim ama her halükarda daha önceden bir danışıklı dövüş içinde hareket edildiği çok net. O kadar ki 34 veya 35 yıl hapsi istenen ve çok ağır ithamlar altına konulan Brunson, sonunda bir anda sadece bir PKK, o da aktif destekçisi olarak falan değil de yani PKK destekçisi olarak 10 yıl hapis cezasına indiriliverdi. Bunun akabinde ikinci bir şey daha var tabii. Bizim taraftan gizli tanıklar, ki o iddianamenin büyük bir kısmı evangelizmin ne olduğunu veya işte siyonizmin ne olduğunu tartışıyor. Tam bir din kitabı gibi uzun uzun ifadeler var. Şimdi bu tartışmalar cereyan ederken bu şekilde birden
bizim tanıklar söz almak istediler. Karşı tarafta yeni 4 tane tanık getirdiğini ifade etti. Savcımızın ifadesi, daha fazla derinleştirmek istemiyorum bu işi. Buraya kadar yeter. Tanıklara da ihtiyacım yoktur. Onun için söz verilmesini de talep etmiyorum. Bu işi burada bitirelim dedi. Ve sonuç itibariyle bir saat sabah, iki saat, iki buçuk saat kadar öğleden sonra yapılan bu duruşmadan sonra karar açıklandı. 3 yıl, 1 ay, 15 gün. 21 ay yattığına göre bunlar hep hesaplanmış rakamlardır. Çünkü aradaki fark kadar da affa uğramak suretiyle serbest bırakılması mümkün olabilecekti. Ve böyle de serbestse kaldı. Şimdi bunu söyledikten sonra müsaade ederseniz, niçin Amerika? Brunson önemli bir olay değil dediğim gibi. Yani Amerika için de önemli değil ama niye bu kadar ısrarla üzerinde durup kavga çıkardı? Bunu bir sonraki tur yapalım mı? Yapalım efendim. Niçin Amerika bu kadar önemsedi? Trump seçimler ve oylar mıydı? Yoksa daha büyük bir şey mi var, gerekçe mi var? Hı. Onu o turda yapalım. Şimdi Abdullah Çiftçi, buraya kadarki kısımda aslında belli bir aşamaya geldik ama hala ortada şu duruyor. Diplomatik olarak görüşmeler sürmüştür. Hakan Atilla'nın orada aldığı cezaya bir misillem olarak belki işte Sayın Özülker'in söylediği gibi bir Türkiye bir hamle yapmış olabilir. Ama bir de kamuoyu diye de bir şey var. Kamuoyu dikkatle izledi Brunson'ın medyadan da ve kafasında bir şey şekillendi. Ve bu onun tutukluluğunu da haklı kıldı belki kamuoyunun belli bir kısmı açısından. Ama bugün ülkesine dönüyor olması da o haklılık payını veren kamuoyunda bir kırılma da yaratmış olabilir. Bu anlamıyla hani siyaset ve küresel politikada bunlar olur. Çok duygusal olmamak lazım mı der Abdullah Çiftçi. Yoksa yönetilmesi zor bir psikoloji mi var şimdi ortada? Yani şöyle, Brunson'un olayına çok fazla anlam yüklendi kamuoyunda. Yani sanki FETÖ'yü darbenin arkasında Brunson var. PKK'nın tüm organizasyonlarını Brunson yapıyor gibi biraz da biz kendimiz büyüttük. Yani Türkiye olarak da. Böyle bir adam nasıl bırakılır? Siz nasıl bakıyordunuz? Yani şöyle, ben şahsen Amerika'daki yapıyı bildiğim için Brunson'ı tutuklar birkaç gün sorgular serbest bırakırdım. Neden? Çünkü Amerika'da mezelik bir yapı var. Dışişleri Bakanı Evangelikis, Hazine Bakanı Evangelikis, Başkan Yardımcısı Evangelikis, Trump Evangelikis oylar üzerine oturuyor. Dolayısıyla öyle bir lobi, Allah'a bağlı olarak kendilerini ifade ediyorlar. Hiçbir akla dayalı, reel bir şeyleri yok. Öyle bir lobiyi karşıma almam öncelikle. Tutar, ilişkilerin ağını tespit eder, gönderirim. Niye alayım? Yani göndermemek bir taktik hata mıydı? Yani orasını öyle bir hata şeklinde tanımlamıyorum. Tercih de diyelim. Hı. Şimdi ulus iç hukukla devletler arası hukuk birbirinden biraz daha farklıdır. Seyircilerimizin anlaması gereken şey, mesela 2010 yılında Amerika ile Rusya ajan takası yapmıştır Viyana'da. 10 Rus ajana karşı 4 batılı ajan. Bunlardan biri de Skripal'dır. İngiltere'de zehirlenen bir gündeme gelen bir olay var ya. Da, yine Çin ile Tayvan arasında 2015 yılında bu tür şeylerden dolayı takas yapılmıştı. Rusya ile Estonya arasında. Bu dünyada değişik devletler arasında var. Soğuk savaşta çok olurdu bu. Evet. Ay şu son dönemde de bile son 5 evet. yıldır bile değişik ülkeler ama arasında. Ama onu andıran bir döneme girdik sanki. Evet. O da başka bir tartışma. Onu da konuşalım. Dönemi. Burada Trump bu işi gündemde tuttu sanki bilerekten. Bir politik manevra aracı olarak kullandığı, attığı tweetlerle. Yani evangelikçilerin o içerideki şeye ben kahramanım, kurtaracağım. Bak kurtardım hikayesine getirdi. Zaten 3 Eylül'de benim tweetim vardı bırakılacağına dair. Nedeni de yargının buna, yargının bağımsızlığına herhangi bir şey yok. Çünkü kendi araştırmalarımda delillendirilemiyor şey. Evet var, iddialar var ama yani somut bir şey yok. Delillendirilemiyor. Şimdi 300-400 kere gitmiş Güneydoğu'ya, PKK sempatizanlarıyla görüşmüş. FETÖ bağlantısında zaten tanıklar, gizli tanıklar vardı. Onlar da ifade değiştirdi. Dolayısıyla Trump bunu bir politika manevra aracı olarak kullandı. Türkiye'yi de kışkırttı. Bizim millet olaraktan zaten
bu noktada dik dururuz. Ve Türkiye'de gerçekten büyük devlet olduğunu gösterdi. Nasıl? Amerika'nın köpeğini bile bu ülkede tutamazdı şu ana kadar hiç kimse. Bırakın şeyini, herhangi bir ajanını ya da misyoner din adamını. Brunson'ın kendisi misyoner olduğu açık. İstihbaratçı olduğunu da düşünüyorum ben. Bu da açık ama delillendirilememiş demek ki maddi. Şimdi Amerika'nın tüm baskılarına rağmen Türkiye bu şahsı 22-23 ay tuttu. Dolayısıyla eğer Türkiye Amerika'dan çekinse, korksa bunu zaten tutmazdı bir. Yani Suriye'ye operasyon yapmazdık. PKK'nın Afrin'e biz operasyonu yaptık. Ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanı hendek kazıyorlar Membiç'e. Mezarlarını kazıyorlar. Biz gömeceğiz diyor. Yani hareket sinyali verdi. Burada Brunson önemli miydi? Bence çok önemliydi şu an için. Yani Amerika ile Türkiye arasındaki problemler çok büyük ama reel gündem açısından Amerika'da 6 Kasım'da seçim var. Bu seçimde de evangelikçilerin oyları %30'a yakın. Ve bu seçim endeksi evangelikçiler bastırıyor. Trump mecbur derken bilerekten, biraz da zevk alaraktan ve tahmin ediyorum zaten izliyorlardır bu davanın sonunda. Sayın Büyükelçimizin söylediği gibi bizim bırakacağımızı zaten görüyordur. Dolayısıyla ben bunu baskıyla bırakıldığını düşünmüyorum. Yani zaten bırakılacaktı şey. Bu davayı incelediğimizde dolayısıyla Türkiye'de burada uluslararası ilişkilerde hukuk başka bir şey, içeride hukuk başka bir şey. Mesela Amerika şimdi Suriye'ye geldi, hangi hukuka dayanarak geldi? Yani herhangi bir Birleşmiş Milletler'de bir karar yok. Topunu tüfen topladı geldi. PKK'ya destek veriyor. Hangi hukuka göre? Bu şu açıdan önemli. Bir daha Türkiye'de misyonerlik yapacak kişiler ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Misyonerlik derken misyonerlikle beraber istihbarata bulaşan, aynı zamanda Türkiye içinde bölücülük yapan PKK gibi, FETÖ gibi mekanizmalara yakın durma noktasında devletimizin adım adım bundan sonra izleyeceğini bilmesi gerekiyor. Bu dünya Türkiye'nin duruş açısından, verdiği mesaj açısından çok önemli. Burada Türkiye'nin kazanımları büyük. Yani Brunson'un tutuklanma süreci de ve nihayetinde serbest kaldığı süreci de ikisini de aynı anda doğru adımlar olarak düşünüyorsunuz. Yani tutuklanmasını çok doğru adım olarak düşünmüyorum. Onu peşine söyleyeyim. Nedenini de söyledim. Evet. Çünkü Amerika'daki şeyi bilmek lazım. Ama taktik bir hata mı diye sordum. Ona da yok. Onu da söyleyemem. Yani taktik bir hata olabilir. Yani bir tercihti. Neyi tercih ettiklerini bilmiyorum ben yöneticilerin. Ama gelişen süreçte Türkiye dik durdu. Amerika'nın tüm baskılarına, operasyonlarına rağmen bizim mahkememiz bağımsızdır dedi. Ve gelinen noktada şu mesajı verdi. Ey Amerikalı, eğer sen burada faaliyet yaparsan, casusluk faaliyeti, Türkiye'yi rahatsız edici bölücü faaliyeti, bundan sonra buna yönelik eleman gönderirsen ben gene tutuklarım dedi. Mesela bugün Adana'da konsolosluğunda çalışan, Amerikan konsolosluğunda çalışan birinin davası vardı. Serbest bırakılmadı. Sadece Brunson'ı istemedi Amerika. Kendi elçiliklerinde çalışan görevleri de istedi. Bu nedenle Amerika'nın iç kamuoyuna yönelik seçim olması nedeniyle Brunson önemliydi. Bırakılmasında hocamın dediği gibi yeni bir sayfa açılır mı Amerika'yla? Suriye'de siyasal bir geçiş olması için Amerika Türkiye olmadan bunu zaten yapamayacağını görüyor. Çünkü Suriye'deki nüfus bakarsak PKK'nın nüfusu yetmez. PKK'nın işgal ettiği alanlarda Türkiye'nin mutlaka Türkiye'ye mutlaka işbirliği ihtiyacı var. Şimdi Kudüs Büyükelçiliği'ni Amerika Kudüs'e taşırken Amerikan Büyükelçiliği'ni orada Hazine Bakanı'nın Türkiye'den intikam alacağına dair medyada haberler çıkmıştı. Ve Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye fon sağlayıcılarla görüşüp sağlamamaları noktasında bir takım kararlar da kendilerince aldılar. Ve zaten açıklamaları uluslararası fonlara baskıydı. Şimdi bu Brunson'la alakalı bir şey olarak öne sürüldü. En azından bundan sonra daha farklı bir düzende hareket edileceğini düşünüyorum. Görüşme zemini ortaya çıkar. Yani yeniden bir araya gelmeleri ortaya çıkar. Çünkü Amerika ile Türkiye arasındaki problemler Brunson problemi değil. Seçim endeksli. Eğer seçim olmasaydı Trump da böyle bir tweet atacağını çok zannetmiyorum ben. Yani Kıbrıs meselesi var, Suriye meselesi var, Rusya ile ilişkiler var. NATO'ya rağmen biz S-400 alıyoruz. Yani PKK'nın
koridoru engelini, hayalini biz orada engelledik. Ama bu konuda zaten bütün konuşmacılar, hani onlar büyük başlıklar ve hala bir yerde duruyor aslında. Burada bir yol kat etmedik. Duruyor ama bakın, Amerikan hükümetinde ağırlıklı evrencelikçiler var. Yani görüşmeler de şimdi Kıbrıs'tan, ondan bundan daha önemli onlar için Brunson. Çünkü 20 yıldır Türkiye'de kendini feda etmiş bir papaz diyorlar. Yani bir rahip ve önemli bir kişilik. Belli ki Amerika'da ilk kurum olarak Amerikan devletinin genel çıkarlarıyla bu bir işte Hristiyanlığın bir kolu olan evangelistlerin kendi metafizik çıkarları çeliştiğinde onu mu öne alırlar? Amerika, yoksa Amerikan devletinin daha makro çıkarları daha mı belirleyici olur? Şimdi Amerika'nın kendi içinde ciddi anlamda zaten bir kapışma var. Evangelistler hükümette şu an güçlü. Pentagon'da da güçleri var. Valilerin büyük çoğunluğu evangelist. 100 milyondan fazla sayıları var. Kurumlara hakimler. Amerika zaten bu. Yani Amerika ayrı bir yapı değil ki. Ha, bunun karşısındaki mekanizma. Mesela Obama'nın Amerika'sı İran'da nükleer anlaşma yaptı. Bunlar geldi. Bozdu. Dolayısıyla şu an hakim güç hükümette. Evangelistler Amerika'da. Yani tartışmasız bu. Peki. Bunu daha da derinleştireceğiz. Hem Amerika boyutuyla hem de Türkiye etkileri boyutuyla. Ufuk Uras, aslında böyle genel ruh hali ikiye bölünmüş durumda. Brunson çok kritik bir isimdi ve bu kritik isim üzerinden Amerika ile çok akılcı bir satranç oynadı. Türkiye diyen bir yaklaşım da var. Diğer taraftan da Brunson konusunda bir adım attık, bir hamle yaptık. Bu bir meydan okuyuştu. Ama devamını getiremedik diyen bir eğilim de var. Ne güzel, çoğulcu bir toplumuz. Farklı farklı görüşler var. Görüşler var. Ben bu sürecin son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya medyaların buraya odaklandığı bir konu, hafiflenebilecek bir konu olabilir mi? Siz bakmayın, ana muhalefet partisi başkanını soruyorlar. Pardon, ben ilçe ve illere, yerel yönetimlere kime atacağımızla ilgileniyordum. Konuya vakıf olamadım diye cevap veriyor. Ya birisi önüne bir bilgi notu bile koymuyor diye. Bu konu önemsiz olmaz. Son derece önemli bir konu. Türkiye-Amerikan Amerika ilişkileri açısından da önemli bir psikolojik eşiğin aşıldığını düşünüyorum. Bir kriz olduğunda krizi alevlemek mi iyidir, sönümlenmesi mi iyidir? Ya da tersini düşünelim. Rahip Brunson'ın tutukluluğu sürseydi ne olurdu? Herhalde iyi bir durum olmazdı. Zaten piyasaların tabiriyle, finansal piyasaların tabiriyle Brunson'ın serbest bırakılması zaten satın alınmıştı. Yani son derece olumlu bakıldı ve iyi bir süreç oldu. Fakat burada atlamamamız gereken bir detay var. Hani hep deniyor ya, keşke sınır dışı edilseydi de tutuklanmasaydı falan. Zaten sınır dışı edilmişti. Burada sıkıntı yaratan Brunson'ın kendisi oldu. Sınır dışı edildiğinde sınır dışına çıkmadı. Yani kendisinin bu konuda masum olduğunu düşündü ve ısrar etti kalmakta. Yani o gün çıksaydı zaten bu konu olmayacaktı. Meselenin ilginç yanı, daha doğrusu dağın fare doğurması. Tanıkların öyle miydi, haberim yoktu falan gibi bir işin komediye dönüşmesi. De bir gariplik var. Ya yani biz Yurttan Sesler Korosu olarak istediğimiz kadar yargı bağımsızdır diye hep beraber bağıralım. Bir sonraki cümlede eğer işte Trump bizi kızdırdı, biz de buna karşı siyasi tepki gösterdik, direniş gösterdik, bu pazarlık müzakere konusu oldu dediğinizde maalesef sadece bu dava için değil, Büyükada davası dahil birçok davada olduğu gibi yargıyı araçsallaştırmış oluyoruz. O yüzden belki Necip Fazıl'ın Çile şiirinde söylediği "benmişim kendime en büyük ceza" cümlesinde iyi bir şekilde ifade edildiği gibi cezayı aslında hep kendimize kesiyoruz. Şimdi madem bu ilişkiler olumlu bir süreç başlatılabilir, bundan sonra ne olabilir diye bakmak lazım. Çünkü genel çerçeve sunulurken hep İkinci Dünya Savaşı sonrası dengelerin oluştuğu dengesizliğin artık bu sikleti çekmediğini vurguluyoruz. Yani yepyeni bir dünyadayız. Çok kaotik şu olay tartışırken aynı gün 2,5 milyon Filistinli'nin yaşadığı Batı Şeria'da 6 Filistinli tak tak öldürülüyor. Bir gün önceki çok önemli olay
Ukrayna Kilisesi'nin Moskova'dan ayrılmasına Patrikhane'nin onaylaması Kremlin tarafından çok büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Onun da sonuçlarını henüz görebilmiş değiliz. Ama bu ilişkilerde esneklik önemli. Yani insani ilişkilerde esnediğiniz zaman sonuç alıyorsunuz. Esnemeyen yaratıklar, arılar, karıncalar. İşte onların da nasıl bir... Ama kamuoyu şu noktada da yine tartışıyor ve belki de bölünmüş durumda. Dediniz ya, yumuşaması iyiye işaret, tercih edilir bir durum. Ama kamuoyunun bir kısmı diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yumuşaması nasıl söz konusu olabilir? Çünkü işte Fırat'ın doğusu malum, YPG verge destek malum vesaire. Bu arada bir anti-Amerikan bir ruh hali var. Ama bir yandan da bir başka toplumda, toplumun bir başka kesimi de bu sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye için ekonomisi açısından değil, dünya ile ilişkisi açısından değildi. Burada da bir yarılmışlık var. Şimdi buna böyle kategorize ederek bakmamalıyız. Bu bir adım, bir ilk adım. Bundan sonraki adımlara bakmak lazım. Bunun için de işte konu eğer Orta Doğu ekseni ise... orada tabii ki bir yeni modellemeye ihtiyaç var. Yani var olan durumun devam edemeyeceği ortada. Oradaki yani hem Suriye hem Irak ekseninde çok kimlikli, çok kültürlü bir Suriye, Irak'ın geleceğine yönelik ve oradaki öznelerin dönüştürülmesine yönelik bir uluslararası mutabakat olmadan orada zaten adım atmanız mümkün değil. Askeri olarak da zaten ciddi sınırlamalar söz konusu. Diğer yandan tabii Trump'a seçimlerinin Trump tarafından kazanılacağını varsayıyorum. Çok büyük bir hediye de verilmiş oldu. Böyle bir etkisi var ve tabii bunun bizim bilemediğimiz tırnak içindeki arka plan pazarlıklarının olmadığını ve bunun bu ilişkilere yansımayacağını varsaymak bilemeseniz de tahminleriniz var mı? En azından Türkiye'nin bu meselelerdeki pozisyonu dikkate alınacağı gibi işte oradaki modellemelere ilişkin Türkiye'nin de bazı tutumlarının esneyeceğini varsaymalıyız. Unutmayalım ki nasıl Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi bizim açımızdan önemli. Diğer yandan Avrupa Konseyi'nde gözlem altına alınan ülke konumundayız. Topyekün baktığımızda Türkiye'de de demokrasi çıtasının yükseleceği, adımların atılması, işte diğer bazı yazarların, Osman Kavala'ların, çizerlerin, serbest tutuklu milletvekillerinin milletvekilliğini sürdürebilmesi gibi adımlar. Bunlar hani Rahip Brunson meselesinde olduğu gibi simgesel ama o simgeselliğin birçok kilidi, hani kilit büyüktür de küçük bir anahtarla açarsınız. Bu Brunson meselesinde öyle bir küçük ama önemli bir anahtar olarak görmek lazım. Sonuçta bu ilişkilerde, kültürlerde huzuru bağışlamada bulunanlarla huzuru öç almada bulunanlar ayrışır. Orta Doğu kültürlerinde daha öç almacı tutumlar başlattır. Biraz bağışlayıcı, esnek tutumlar hem Türkiye'deki modelin demokratikleşmesinde hem Türkiye'nin de Orta Doğu'ya ilişkin demokratik çoğulcu bir model önermesinde önemli bir safhaya doğru gidiyoruz. Bizim meşhur müziğimiz duyulmaya başladı. Dolayısıyla Murat araya gidiyoruz diyor. Serbest kalmasını küçümsenecek, hafiflenecek bir mesele gibi ele almamak lazım. Önemli bir eşiği aşmamızı sağlıyor. Evet. Araya gidene kadar 5 konumuza da söz vermeyi başardım. Onlara sağ olsunlar. Bu süre içerisinde fikirlerini paylaştılar. Aranın ardından devam edeceğiz. Aranın ardından artık herkesin birbirine katkı yaptığı bir forma geçeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Konuyu arada da konuştuk aramızda.
hızımızı alamadık. Onun için sizin kaçırdığınız bölümleri şimdi bir daha tekrar konuşacağız. Oradan devam edeceğiz giderken. Araya Ufuk Rastay'dı söz. Siz cümlenizi tamamlayabildiniz mi hocam? Oradan devam edeceğim. Yani bir ülkede galiba Bernard Shaw'un sözü, bir şey yanlış yapıldığında ve herkes doğru dediğinde yanlışa yanlış demek en yurtsever tavırdır diyor. O yüzden yani bazen hakikaten kendi kendimize konuşup kendi kendimize gölge boksu yapıyoruz. Artık bir an önce bu ruh halinin dışına çıkmamızda fayda var. Ramazan Kurtoğlu hocam, nihayetinde Ufuk Rastay'a da sordum. Böyle kamuoyunda böyle ikili bir ruh hali oldu. Yani bu ABD nasıl müttefik arkadaş? Onda da nesine uzlaşacağız? Neyse ne? Nerede karşı karşıya geliyorsak geliriz. Gereğinde yapmak lazım diyen bir ruh hali de bir yandan büyüdü ve serpildi. Ama diğer taraftan da bu hiç rasyonel değil. Herhangi bir ülkeyle, Amerika'da olsa, başkası da olsa, herhangi bir ülkeyle ilişkilerde sadece Türkiye'nin çıkarlarına bakmak lazım. O anlamıyla da çıkarlarımız neye gerekiyorsa o, duygusal olmadan o tavrı geliştirmek lazım. Bu anlamda Amerika'ya da ilişkileri düzeltmek lazım. Avrupa'ya da ilişkileri düzeltmek lazım. Bunun için de gerekli adımları atmak lazım diyen eğilim de var. O anlamıyla bu iki eğilimin açısından bakacak olursak hem bu karar hem de bu kararın ardından olası gelişmeleri nasıl değerlendiriyor Kurtoğlu? Tabii nasıl ki Türkiye'de bir tane Türkiye yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir tane Amerika yok. Bu anlamda 335 milyonluk nüfusun işte 110 milyon civarı evangelist, yani üçte biri olmasına rağmen ki Trump'ın seçim kazanmasında başkan yardımcısı Pence'in, ki çok Pence çok radikal bir evangelisttir, vaizdir, validir vesaire. Bir bu yapının çok güçlü bir yayın ağı var. Şeyde Amerika'nın o ana akım medyası da daha çok küreselcilerin elinde. Küreselciler ile evangelistler çok iyi geçinen insanlar değildir. Yani bu anlamda her ne kadar her ikisini de biraz daha yukarı çıkınca aynı merkez kontrol etse de aşağıda herkesin dayanak noktası farklı. Bir başka şey, evangelistler o birebir propaganda meselesini çok iyi beceriyorlar. Bunu Türkiye'de de bu FETÖ hadisesinde görmüş idik. Bir başka buradan geleceğimiz nokta, Amerika'da bir kurum vardır, FEMA, Federal Emergency Management Agency, 1987'de kurulan bu kurum. Bunun, Amerika'nın bir olağanüstü yönetimde Amerika'yı yönetecek olan kurumdur. Bu kurum daha çok neokon ve evangelist bir yapının... Olağanüstü bir durumda Amerika'yı yönetecek. Evet. Bunu açan ne demek, olağanüstü bir durumda Amerika'yı yönetmek? Şimdi maalesef bizim Doğu toplumlarının yaklaşımı ak ve karalar şeklindedir. Ama Batı öyle değil. Mesela 11 Eylül'den önce Beyaz Saray'ı gezme imkanı bulan ender hocalardan biriyim ben. Başkanın hemen bulunduğu katta bir başkanın fikirlerini %100 destekleyen, bir %100 karşı olan, bir de orta yolcu, yani doğrusuna doğru eğrisine eğri diyen danışmanlar vardır. Bu anlamda Amerika'nın yine 2010 yılında Los Alamos'ta başında James Rickards denen 16 Amerikan istihbaratının da danışmanlığını yapan çok değerli bir finansçı ve hukukçu vardır. Bunlar bir simülasyon kuruyorlar. Bu simülasyonda şu soru: bir Amerika Birleşik Devletleri nükleer bir saldırıya uğrasa mı çok daha büyük Amerikan toplumu yıkıma uğrar, veya dolar çöküp yeni bir para sistemi geldiğinde mi Amerikan toplumu daha büyük bir yıkıma uğrar diye dev bilgisayarlara simülasyonlar, bilgiler veriliyor. Çıkan sonuç oldukça ilginç. Amerika'ya bir nükleer saldırıdan daha fazla bir para operasyonunun, doların çökmesi, ki Amerikalılar arasında çok beylik bir laf vardır. F-16 olmadan McDonald olmaz, dolar olmadan ikisi olmaz. Türkiye'de bizde bir abartı var. O da şu: Amerika'nın esas gücünün Pentagon olduğunu falan zannediyoruz. Elbette Pentagon çok güçlü bir yapı. Ama Amerika'nın gerçekte
asimetrik gücü dolardır. 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'ndan 1944'e kadar dünyanın rezerv parası İngiliz pound'udur, İngiliz sterlindir. Bu 1944'te Bretton Woods'ta artık İngiltere'nin rezerv para sterlini olmaktan çıktı. Yerine Amerikan doları küresel rezerv para oldu. Amerikan doları da altına bağlıydı. Ama 15 Ağustos 1971'de ki bunda Vietnam Savaşı'nın büyük katkısı da vardır. Başkan Nixon doların altına olan bağını ki o tarihe kadar 1 ons 31.1 gram altın 35 dolardı. Bu bağı kopardı. Hatta ilginç bir anekdot da vardır. Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle dedi ki ağam ne oluyoruz ya dedi, bizi dolar manyağı ettiniz dedi. Merkez bankaları tıka basa ağzına kadar dolar dedi. Bize de dediniz ki getirin 35 dolar alın bir ons altını 31.1 gram. Ama şimdi diyorsunuz ki biz bu bağı kopardık. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Biz bu dolarları ne yapacağız dedi. Alın dolarları ver altını dedi. Nükleer gemiyle uçakla da değil, çok ilginçtir bu. Charles de Gaulle Amerika'ya nükleer gemilerini gönderdi. Dolarları verdiler, altın aldılar. Ha bizim gibi ülkeler ne aldı? Nasihat ve öpücük aldık biz de, yani pek çok ülke. Maalesef böyle. Şimdi bu hadisede de Amerika'da çok derin bir savaş var. Bu derin savaş aslında Amerika'daki küreselci yapıyla, yani Clinton'ın başını çektiği küreselci yapıyla, Trump'ın başını çektiği, evangelistler tarafından desteklenen, neokon tarafından desteklenen, Pentagon'un bir kanalı tarafından çok ciddi desteklenen. Çünkü Pentagon çok ilginç bir yapıdır. Pentagon'daki ağırlık aslında Katoliktir. Ama özellikle George W. Bush döneminde ve Obama döneminde bu Afganistan'da, Irak'ta bulunmuş pek çok general terfi ederek, ettirilerek Amerika'da üst seviyeye geldi. Bu anlamda Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı ile Amerika'nın bu Afganistan'da, Irak'ta bulunmuş askerleri, generaller arasında çok ciddi görüş ayrılıkları var. Şimdi hocam, şunun altını çizelim ve tartışalım da isterim. Yani sizlerin de yapacağınız katkı açısından. Sizin anlattığınız çerçevede bölünmüş bir Amerika var. Cümleye de öyle başladınız. Doğru. Ya, tek bir Amerika yok. Nasıl tek bir Türkiye yoksa. Doğru. Diye. Şimdi tek bir Türkiye olmaması belki dünyanın bütününü etkilemiyordur ama tek bir Amerika olmaması ve onların çatışıyor olması dünyanın bütününü etkiliyor. Doğru. Bu anlamıyla bölünmüş bir Amerika'nın çatışması, bundan mı etkileniyoruz? Bunu mu hissediyoruz? Yani biz o anlamıyla başka sorunları çözmek yerine Amerika'nın bölünmüşlüğü sorununu çözsek aslında dünyanın önemli bir sorununu çözmüş mü oluruz? Ama öyle bir şey yok işte. 2008 krizinden sonra Amerika'yı da efekt eden, etkileyen küresel para babaları, elitler ikiye bölünmüş vaziyette. Bunlardan bir kısmı doların ömrünü tamamladığını ve yerine, doların yerine yeni bir rezerv paranın, dijital kripto paranın konmasını, IMF'nin de Dünya Merkez Bankası yapılmasını istiyor. Bu noktada da küresel iklim değişikliğini de kullanıyorlar, manipüle ediyorlar. Öteki turlarda detayına girerim. Tabii. Bu yapı içinde Trump ve Pentagon, Amerikan milliyetçileri, neokonlar ise doların şu veya bu şekilde altına karşı yeni bir düzenleme ile küresel rezerv para olma durumunu korumak istiyorlar. Bundan dolayı Trump'ın iktidarını önemsiyorlar. Ve baktığımızda da Trump şimdi Türkiye'de bazı meslektaşlarınız Trump'ı çok hafife alıyorlar ama Trump 3 kez sıfırlamış, iflas etmiş, yeniden ayağa kalkmış bir iş adamıdır. Yani bu anlamda çok zeki bir adamdır. Ha, adamın çapkınlıkları, hanımlarla ilişkileri, böyle Amerika'nın konuşma tarzı, ilişki tarzı bizim Doğu toplumlarına çok uymaz. Ama bu anlamda bu dolar yanlısı Amerikan, yani kurucu babalar Trump'ı ve Pence'i destekliyor. Çünkü dolarcılar ile yeni rezerv paracılar arasında bir ölümcül kavga var. O yeni rezerv paracılar da küreselcilerdir aynı zamanda, diyorsunuz. Evet, küreselciler. Böyle bir dengeyle mesela siz bir diplomat olarak karşılaştınız mı? Çünkü sonuçta eğer böyle bir ayrım varsa bu ayrımın arkasında onların desteklediği bu ayrıma uygun bürokratlar, bu ayrıma uygun iş dünyası, bu ayrıma uygun siyasetçiler ve bunlar da belli platformlarda sizlerin de karşısına çıkmış olması gerek. Bunu bu somutlukta yaşadınız mı? Ben biraz nüanslı düşünüyorum meseleyi. Hmm.
Yani hocam fevkalade güzel özetledi. Ama benim buna ilave olarak söyleyebileceğim biraz nüanslı olacak bazı şeyler var. Şöyle diyeyim. Her çağ kendi kırılmasıyla gelir. Mesela Fransız İhtilali'nden sonra 19. asır imparatorluklar dönemidir. Burada sömürgeler vesaire. Buna biz danışma çağı demişizdir. Beşli altılı olarak bir araya gelirler ve dünyayı nasıl yöneteceklerine karar verirlerdi. 20. yüzyıl ulus devletlerin sayısı da çok arttı ve bir işbirliği çağına geçmiştir. Neden? Çünkü işbirliği çağı deniyor buna. Uluslararası yönetimi sağlayabilmek için müesseseleşmek gerekiyor. Winston ilkelerinden hareketle de bu yapılmış. Milletler Cemiyeti arkasına Birleşmiş Milletler vesaire. Bu arada 2. Dünya Savaşı'na giden dönemde Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan 1929 buhranından sonra yürürlüğe koymuş olduğu mutlak kapitalist düzenden biraz sapan kendi düşünce tarzıyla ama bunun yanında da özellikle silahlanmaya vermiş olduğu önemle çok ciddi bir güç haline dönüştü. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan da dünyanın bir numarası olarak çıktı. Bu arada kendi düzenine dünyaya Bretton Woods adı altında mali konularda da ticari konularda da Bretton Woods adı altında dünyaya empoze etti. O dolar düzeni. Dolar düzenidir netice itibariyle. Hocamın anlattıkları da bunun hepsi tamam. Orada bir yol ayrımına gelindi. Şimdi, hocam onu söylüyor. Orada bir yol ayrımına geldi. Yani, Bretton Woods falan kalmıyor aslında. Tabii diyor. Hayır. Yani şu var. 2008 krizinden sonra dünyada bir rezerv para tartışması var ki. Ben kitabı da getirdim. Ön sözünde yazdım. Hı-hı. Gösterebiliriz arkadaşlarımız. Tabii. James Tickers bu sıradan bir insan değil. Evet. Şeyin 16 Amerikan istihbaratının danışmanı olan çok zeki bir finansçıdır. Bunun ön sözünde ben yazdım. Türkçe'ye diğer kitaplarında bir kitabı daha var. Çevirttireceğim. Bunun Kur Savaşları kitabı var. O Türkçe'ye çevrildi. Şimdi James Tickers burada çok detaylı bir şekilde anlatıyor ki önümüzdeki turlarda eğer zaman kalırsa bu küresel para ya hükmeden elitlerin bir scientific bilim kurgu romanından 1963'te yazılan bir bilim kurgu romanından Buz 9 diye bir teori geliştirmişler. Bugün mü olur, yarın mı olur bilemem ama ikiz günündeki bunun toplantısını 2016 yılında G7'ler yaptı. Burada James Tickers da yazıyor zaten. Bank of America'daki değerli dostlarım da bana bu bilgileri aktardılar. Denemesini Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde yaptılar. İkiz gününde sermaye piyasasını ve para piyasalarını donduracaklar. Zaten teori oradan. Çünkü dünyanın 87 trilyon dolarlık milli gelir olduğu 2017 sonunda 860 trilyon dolarlık bir para hacmi var sistemde dolaşan. Bunun zaten Trump'a seçim kazandıran. Bunun 150 trilyon doları da basılmamış durumda. Dotcom'lar üzerinde. Yani para hikayesini Fatma teyzeye anlatsak kimse bankrotu falan cebine koymaz. Altından vazgeçmez. Öte taraftan bir başka hadise var. 2.8 katrilyon dolar da 30 yıl vadeli bizim CDOS dediğimiz 5 para etmeyen swap takas dediğimiz açıkçası bir taraftan da efendim paper gold dedikleri altın vesaire insanları dolandıran bir dünya finans sistemi var. Bu sistemin artık sona gelindiğini görüyor. Amerika'da, Amerika'nın kurucu babaları da. Şimdi Amerika'da kim ne derse desin, Pentagon çok ciddi bir güçtür. Yani Pentagon'u hiç kimse dışlayarak, hafifalarak bir politika falan üretemez. Bu anlamda da Pentagon şunu gördü. Dolar gidiyor. Doları gitti gidiyor koma bindirdiler. Bunun üzerine de 2009 yılında cilve yaptırmak için Bitcoin diye bir para sürdüler. Esas tedavüle sürecek olan para o değil zaten. IMF'nin SDR'si var. Adını başka koyarlar, yeniler. Öte taraftan 29 ülkeye Birleşmiş Milletler'e bir teklif verdirdiler. Dediler ki ya bu işler iyi gitmiyor. Bak krizden krize giriyoruz. Biz rezerv parayı değiştirelim. Yeni bir para bulalım. IMF'yi de Dünya Merkez Bankası yapalım. Bu noktada Birleşmiş Milletler'e verilmiş teklif var. Onun sizin için teziniz de zaten bunun üzerine oturuyor. Şey, evet, yalnız evet. Benim söyleyeceklerim tabii bundan biraz farklı. Hı hı. Bugün dünyada çok ciddi bir gidişat var. 21. yüzyılla birlikte biz yeniden kırıldık. 1991'de Fukuyama
liberal kapitalizmin bu işin nirvanası olduğunu evet. ve bunu da temsilci evet, tarihin sonu diyordu. Evet. Arkasından da küreselleşmeyi ön plana çıkararak Amerika'da bunun bir numaralı evet. gücüdür şimdi diye de tam tersini söylüyor adam. Şimdi bunların hepsi geride kaldı efendim. Halihazırda çok ciddi dünyada iki tane büyük sorun var. Birincisi 19. yüzyıldan başlayarak refahlarını oluşturan bu toplumlar esas itibariyle sömürge de bunun temelinde yatar. Kolonyalizm. Evet. Tabii kolonyalizm. Bunlar kendi yönlerinden refah oluşturma konusunda ciddi sıkıntıya girmeye başladılar. Burada Sayın Büyükelçim söyleyecektir ama bir saatim. Amerika'nın şu andaki 2018 yılındaki çalışanların reel ücret seviyesi 1970'ler seviyesine inmiştir. Seviyesine inmiştir. Bu sadece Amerika'dan değil ama Avrupa Birliği'nde tabii orada. Şey. Tabii, yani gelişmiş batı toplumlarının dünyada hegemonya kurmak suretiyle bu düzeni devam ettirebilme güçlükleri ortaya çıkıyor. Evet. Bunun arkasında 21. yüzyıldaki teknoloji ve aynı zamanda iletişimin fevkalade süratle gelişmesi yatar. Çünkü herkes artık bir diğerinin ne olup olmadığını görüp ona göre reaksiyon vermeye başlamıştır. Göç filan bütün bu olaylarda bunun tezahürleridir. Peki nüans ve farklı düşünüyorum dediğiniz şimdi fark şu. Trump iş başına geldiği zaman niye iş başına geldi? Bugün Batı toplumları bu geri girişi kendi suçlarında veya yanlışlıklarında görmemek taraftarı. Bunu hep ötekileştirerek bir başkasını suçlayarak ve yine eski güçlerini nasıl kazanabilirim hesabını... Medeniyetler çatışması modeli değil tabii, mi Sayın Büyükelçim? Geçmişten gelen o güçlerine nasıl geri dönüp tekrar dünyaya hakim olabileceklerini arayış içindeler. Bunu yapabilmek için de yine ben, güç, menfaatim ve öteki politikasıyla yola çıkıyorlar. Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk yaptığı konuşmanın birinci kelimeleri Amerika menfaatleri ve ötekiler diye başlamıştır, unutmayalım. Evet. Ve gene seçilmeden evvel vaat ettiği şey Amerika, the mighty American, eski gücüne Amerika'yı kavuşturmak için ben buraya geldim demiştir. Şimdi burada benim için üç tane yenilik var ve bu yenilik de Amerika yönünden de fevkalade büyük riskler içermektedir. Bir, her halükarda Amerika Birleşik Devletleri çok merkezli mi dersiniz, çok kutuplu mu dersiniz, o şekilde gelişmekte olan dünya düzeninde evet 20 trilyona yaklaşan zenginliğiyle, gayri safi yurt içi hasılasıyla bir güçtür ama tek başına dünyayı yönetebilecek kabiliyetini 2. Dünya Savaşı sonrasındaki şartları unutmak mecburiyetindedir. Evet. Yani Amerikan çağı sona erdi. Bitti. Böyle bir şeyden bahsediyor. Amerikan bitti. Çağı deniyor. Yeni bir çağ, yeni bir dünya var. Ama mesela Amerika iki, bunu yaparken dünyayı yeni kaosa sürüklemeyi de beraberinde getirebilecek düşünce ve adımlarla geliyor. En basit şekliyle dünyanın %3 nüfusuna sahip bir ülkenin %34 tüketimini bu dünyanın sağlayan bir ülkenin Paris Konvansiyonu'ndan çekilerek bu dünyayı bir sıcak iklim kuşağı haline dönüştürmeyi, kaosa itmeyi... Bilinçli bir tercih mi? Bilinçli burada da işte o para, olarak, küresel para rezerv tabii, kavgası var. Felakettir. Yani şimdi bunun ötesinde ticari yönden aslında temelinde baktığınız zaman Trump politikası veya düşüncesi haklıdır. 19.8 trilyona yaklaştı şu anda gayri safi yurt içi hasıla. Açığı ne kadar biliyor musunuz ticari? 13 trilyon. Yani başka bir deyişle öyle bir piyasa ki önüne gelen buraya satıyor ama o gittiği zaman satamıyor. Bunun arkasında fiyat politikaları, teknolojisi pek çok şey falan arayabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle Amerikan toplumunda dert edilmeyen bir konuydu bugüne kadar. Niye? Çünkü biraz evvel söylediğimiz gibi dolar bir kağıt parçasıdır efendim. Hiçbir şeye yaramaz. Ve bütün dünya çapında rezerv para diye tuttuğunuz o dolarlar sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin zenginliğini oluşturmaktadır aynı zamanda. Ve bunun arkasında ikinci bir faktör daha var. Amerika Birleşik Devletleri FED marifetiyle yarım puan da arttırmış olsa dünyadaki dolaşan bu dolarların Amerika'ya dönüşünü kolaylıkla sağlayabiliyor. İşte Türkiye'nin ekonomik krizi sadece Amerika'nın senatosunda alınan bir
ve hayata henüz geçmeyen bir karardan ibaret değil. Onun ötesinde dünyada para bulmanın güçleşmeye yani başlaması. Yani dünyaya yayılmış dolar ana vatanına dönmeye başlayınca şimdi doların çıktığı ülkelerde de bir kriz yaşıyor. Bir kriz Türkiye yaşıyor de bundan diye. Etkileniyor. O zaman ne bir oluyor? Bir döviz dolar kıtlığı. Ama o zamanın ne oldu? Ne oldu bu daha önemli? Dünyada kontrol edilemeyen bir gidişat, bir trend doğuyor. Nedir bu trend diyorum? Mesela çok basit şekliyle ne diyoruz? Amerikan doları, yani dolarizasyonla ayakta durmak mümkün değil. Çünkü merkez bankalarının fonksiyonları ulusal parayla ancak etkili olabiliyor. O yüzden son dönem yerli ve milli para diye bir kavram duyuyor. Dolarsa eğer o piyasanın dünyada o %50 üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Merkez bankasının da. Şimdi bu koşullar altında ne yapacaksınız? Kendi içinizde yeni çareler üretmeye mecbursunuz. Benim şahsen düşündüğüm şudur. Bretton Woods sistemi 2. Dünya Savaşı'nda güçlü Amerika'nın ve o günün koşullarının getirdiği bir sonuçtu. Yürüyebildiği kadar yürüdü. Ama bu bir galipler dünyasının sistemi olarak bugüne taşındı. Bugün bunu ayakta tutmak mümkün değil. Değil. Doğru. Ve yerine konacak bir paradigma yani var mı yok mu? Onu da söyleyeyim müsaade ederseniz. O zaman şunu bitiriyorum efendim. O zaman ne olacaktır? Bakın en basit şekliyle kendi milli paralarıyla bu TROK sistemi olarak veya yani biz Merkez Bankası'nda bunu geçmişte çok kullandık bu sistemi. Yıl sonunda hesaplaşmak suretiyle yaptık işlerimize. Takas clearing evet. Sistemi. Şimdi bu clearing sistemine tekrar geri dönüyoruz. Rusya ile İran'la yürüyüp yürümeyeceği, nasıl gideceği belli değil şimdi dünya dengelere çapında. Bağlı ya Sayın. Ama bunun anlamı şudur. Amerika'nın tek başına dünyayı yönetebilme kabiliyeti bitmiştir. Ve Amerika'nın herkesi sanki sömürge gibi görüp emrederek yönetebilme düşüncesine de karşı çıkılmaya başlanmıştır. Bunun en güzelini Merkel söyledi. Yahu dedi, değiştiremiyoruz. Pence gelirse çok daha beter. İki defa daha beteri geliyor. Ve anayasaya göre de istifa ederse Trump, oraya otomatik olarak ona kalacak. İki yılda sabırlı olup en az zararla atlatıp kendi düzenimizi ve sistemimizi de oluşturmak mecburiyetindeyiz dedi. Bugün dünyadaki gidişat Amerikan hegemonyasına olabildiği kadar set çekip dünyada yeni bir düzeni, çok uluslu sistemde nasıl olur, nasıl yerleşir? Bunlar çok tartışmaya açık ama buna dair de sorularım olacak. Buna dair sorularım olacak. Çünkü her yeni sistem böyle bir tamamlayıcı olması açısından izin verirsen birkaç cümle. FEMA dedim. FEMA'nın yönetmeliğinde bir başkanın imzasıyla yönetim devredilebilir FEMA'ya. İki görevi var. Bir, doları tedavülden kaldırmak, bankalara el koymak. Görevi bu. Bir başka şey, yine Londra Politika ve Ekonomi Okulu'ndan John Gray var. The Guardian'da da uzun zamandır yazdı. Onun çok güzel bir tabiri var. Kapitalizm, Alman kapitalizmi, Japon kapitalizmi, efendim Amerikan kapitalizmi farklı farklıdır. Ama diyor ki bu küreselleşmişler diyor, deli çuvalı kapitalizmi, Amerikan modeli bir kapitalizmin içine bütün kapitalizmi doldurmak istiyor. Yine Almanların sağ kanattan gazetesi, Frankfurter Allgemeine Zeitung'un editörü var, Frank Schörmeier, Das Ego diye bir kitap yazdı. Diyor ki ya ben de liberalim ama diyor, bu neoliberalizm diyor, dünyada diyor Amerikan egomanyasıyla egomanyak bir insanlık ortlattı diyor. Bu iş gitmez artık diyor. Yani kendi içlerinden de söylüyorlar. Bu anlamda Türkiye neden önemli bir turlarda? Batı bütün bunlara rağmen Türkiye, İkinci Dünya Harbi'nin o yüzdeler hikayesi var. Onu Büyükelçin bilirdir, o iyi bilirdir. Türkiye Batı'nın kaybetmeyi göze alamadığı ender ülkelerdendir. Çünkü Türkiye'yi kaybetmiş bir Batı ne Rusya ne Çin karşısında dayanamaz ki 13 Aralık 2017'de Çin Devlet Başkanı çıktı dedi ki kardeşim biz yuanı altına endeksledik. Alışınızı verişinizi yapın, kalan yuanı getirin altın vereceğiz. Değil? Bu çok önemli bir adım. Ben tamamlamak için müsaade ederseniz çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hem kararda haklıdır hocam, Ramazan hocam. Bakın, Churchill'in hatıratında okuyarak söylüyorum bunu. Yalta'ya gitmeden evvel dünya pay ediliyor. Moskova'ya gider. Roosevelt hasta olduğu için, o yoktur için içinde.
Yahu sana çok fazla şey verdik, bizim için menfaatimiz yok muydu? Silahı verdik, dövüştük ettik. Ne yapacağız burada? Menfaat paylaşımına gideceğiz. Avrupa'daki peykler üzerinde bir anlaşma yapılmıştır. Yürürlüğe giremedi soğuk savaş başladığı için ama buna yüzdeler anlaşması adını koymuşlar. Şimdi yüzdeler anlaşmasında mesela bakıyorsunuz Polonya 50-50, Rusya 50 ve işte Sovyetler 50, İngiltere 50 vesaire. Yunanistan 90-10, onun Metaksa'nın Komünist Parti yüzünden yapılıyor. İş Türkiye'ye gelince Churchill'in çok net bir şeyi var, bu tartışma konusu değildir diyor. Ve arkasından da konuşuyorlar kendi aralarında. Türkiye Batı'nın ayrılmaz bir parçası ve öyle kalacaktır diyor. Arkasından 947'de Rusya, Kars, Ardahan, Doğu Bayezid ve Boğazlar'da hak iddiasında bulunduğu zaman Münir Ertegün ölmüştür hatırlarsınız şeyde büyükelçimiz. Missouri zırhlısı Japonya ile müteahhiken imzalandığı sembolik değeri çok büyük bir zırhlıdır Amerika'da. Cenazesini İstanbul'a onunla göndererek Sovyetler Birliği'ne dönüp ayağına denk al, Türkiye ile uğraşma, Türkiye bizdendir mesajını vermiştir. O günden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Dikkat buyurun, son söyleyeceğim bu. Daha konuşuruz ama Trump Türkiye ile ilgili olarak da tweet atıyor, birçok şeyler söylüyor, tehdit ediyor. Ama Türkiye'yi gözden çıkardığına dair bugüne kadar ağzından bir tek kelime çıkmamıştır. Tek bir cümle. Bile. Amerika'da lisansüstü eğitimlerde en çok tartışılan konuşudur. Önümüzdeki 20 yılda bir Çin-Amerikan çatışması, Türkiye olmadan, Çin-Amerikan çatışmasında Türk dünyası olmadan, İslam dünyası olmadan galip gelemeyiz düşüncesi de hep konuşulur. Valla bu kadar kritik bir pozisyonda olması Türkiye'nin bir şansı mı yoksa şanssızlığı mı, o da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Aklımızı başında yani, öyleyse. İyi kullanırsak. Evet Sadık Günay, yani bir yandan işte bir Amerikan çağı denilen çağın sonuna geldik bu yüzyılda. Onunla birlikte de işte dünyanın rezerv parası olan, küresel para olan dolar artık ömrünü tamamladı ve bir geçiş süreci olacak. Şimdi bu geçiş bir savaşın, kavganın sonucunda olacak bir geçiş mi? Yoksa bu geçiş tıkanıklıktan kaynaklı buna hakim olanların kontrollü geçişi mi? Kendi krizlerini aşmak için kontrollü geçişi mi? Ama bir yandan Uluç Özülker der ki bir kaosa, kara bir batağa doğru sürüklüyor ve bunu bilinçli yapıyor. Böyle de bir gidişat var diyor. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde şimdi Ramazan Kurtoğlu dedi ki büyük çatışmaların, büyük kavgaların en kritik ülkesi, vazgeçilmesi ülkesi Türkiye. Şimdi bundan mutlu mu olalım? Ne kadar kıymetliyiz diye. Yoksa başımıza neler gelir ki deyip tedirgin mi olalım? Şöyle bir aslında burada bir sistem analiziyle bence başlayalım. Buyurun. Sayın Büyükelçim güzel bir yere getirdi. Hani Bretton Woods sisteminden falan bahsettik. Şimdi bu yıl biraz da siyaset bilimi, teorisyenlerden falan bahsedelim ki biraz derinlikli olsun. Şimdi iki tane aslında önemli Amerikalı siyaset bilimci, yani Amerikan akademiyasında bilinen biri Robert Gilpin, biri de Robert Cox. Şimdi bunların ikisi de bu yıl hayatlarını kaybettiler. Rahmetli oldular. Şimdi Robert Gilpin'in biz derslerimizde anlatırız. Hocalarım da bilirler, bir hegemonik istikrar teorisi vardır. Hegemonic stability diye. Realist kökenlidir ve Amerikan gücünün aslında bu Bretton Woods sistemini örnek olarak alır, savaş sonrası sistemi, ne kadar istikrarlı bir dünya ortaya çıkardığını, işte daha önceki İngiliz sistemiyle de kıyaslar 19. yüzyılda ve çok güzel anlatır. Tabii bu Amerika'dan dünyaya bakan bir sistem analizi. Şimdi bu tabii Robert Cox'un çizdiği sistemse diğer düşünür. O da hegemonya terimini kullanır. O da daha neo-Gramsciyan denir, yani Marksist kökenden gelir. O da der ki aslında Amerika gibi büyük güçler bir hegemonya kurarlar. O hegemonyanın hem ekonomik ayağı vardır, hem siyasi ayağı vardır, hem kültürel ayağı vardır. Bir şekilde dünya toplumlarına kendilerinin yönetme hakkı olduğunu kabul ettirirler. Ve rıza alırlar. Yani anahtar kavram da rızadır. Konsent. Senin çıkarın benim çıkarımdan geçiyor. Aynen, yani senin beni yönetmeye hakkın var. Sen buna layıksın gibi. Bunu da ideolojiyle yaparlar ve kültürle yaparlar. Ezerek, yani kültürle ezerek yaparlar. Şimdi bu yıl Robert Cox da hatta birkaç gün önce vefat etti. Bu iki yaklaşım da aslında şimdi geldiğimiz noktada bir sistem krizine doğru gidiyoruz. Ona katılıyorum ben. Ama hani dolar ömrünü bitirdi. Hani birden bir çatışma çıkacak falan, orada biraz rezervliyim ben de. Yani burada bir
geçiş süreci olacağı üstelik görünüyor. Euro'nun da bu noktada olduğu, işte bunca yıldır uğraşıyorlar, bir euroyu doların yanında güçlü bir rezerv parası da yapamadılar. Tabii. Yani dünyada hala doların epey bir ağırlığı var. Enerjide, finans sisteminde, ödemeler sisteminde, enerjiyi söyledim mesela, birçok bankacılık sisteminde hala bir ağırlığı var. Yaklaşık %63'ü dünyadaki ödemelerin hala dolar üzerinden yapılıyor. Yani bu bir süreç olacaktır. Ama oraya doğru gittiğimizde kesin. Yani bir uluslararası çatışma veya sistem geçişine doğru gidiyoruz. Bu nasıl olacak? Bu konuda ben belki diğer katılımcıların da destekleriyle devam etmek isterim. Yani şöyle mi o zaman Abdullah Çiftçi? Şimdi hemfikir olunan, Ufuk Aras'ın bu konudaki fikrini henüz almadım ama alacağım. Buraya kadar hemfikir olunan şey şu, bir krize doğru gidiliyor. Bir değişim kaçınılmaz ama bu hemen yarın değil. Bir geçiş olacak. Şimdi o zaman soru şu. Bu krizi yaşayan, bu tıkanıklığı yaşayan hegemon güç ve aktörler çaresizlikten böyle bir yere doğru gidiyorlar ve bunu engelleyemeyecekler mi? Yoksa bu tıkanıklığı gördüler, bilinçli, kontrollü, adım adım bu geçişimi organize ediyorlar. Yani onlara rağmen mi oluyor, yoksa onlar mı bu işi yürütüyor? Öncelikle şimdi Amerika, İngiltere diyoruz da, burada yönetenlerin dinlerinden bahsetmiyoruz. İnançlarından, dünya için planlarından. Pentagon diyor. Pentagon bir boş bina değil ki. Ona yön veren insanlar var sonuçta. Amerika'nın kurucuların tamamının ezoterik örgüt üyesi olduğu belli. Fed'in sahiplerinin tamamının belli. Amerika'da 1913'e kadar 45 yıl Merkez Bankası yoktu. Büyük bir kavgalarla geldi. Dolayısıyla dünyada paranın sahipleri var. Sistemden öte kişiler var. Sahibi var paranın. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Amerikan Ulus Devleti'nin değil ki. Özeldir yani. Benim gördüğüm paranın sahipleri 21. yüzyıl için kapitalizmi bir sonraki aşamaya taşımaya karar vermişler. Küreselizm. Kapitalizmin bir sonrası. İşte Amerika'daki kavga kapitalizm ve küreselizm kavgası. Taraflar olarak da. Çünkü geliştirilen teknolojiye baktığımızda, gelişen demiyorum, geliştirilen. Bunu niye geliştirilen diye altını çiziyorum. Mesela bir atom bombası yapmak için ihtiyaç ne? Düşmanı yok etmek, değil mi? Şimdi burada da 21. yüzyılda belli bir inanca göre dünya yeniden dizayn edilecekse, teknoloji de ona göre geliştiriliyor. İşte Facebook'tu, Twitter'dı, sosyal medyaydı. Tamamen dünyayı küreselleşmeyi sağlayan teknolojiler. Ve bu teknoloji geliştirilmeden önce... Yani bu bir sonuç değil mi? Dünyanın inşaatı dair bir sonuç değil. Planlı, inşa edilmiş. Tabii. Aslında... Öyle düşünüyorum ben. Dizayn edilmiş bir şey yani. Ben dizayn edildiğini düşünüyorum. Şimdi anlatacağım neden öyle düşündüğümü. Şimdi Amerika'da taraflar teknoloji ve finans lobisi. Bunlar aynı zamanda City of London'da, Berlin'de, Paris'te, Çin'de her tarafta varlar. Dünyanın büyük şirketleri zaten bunların. Yani 50 ülkede, 100 ülkede faaliyet gösteren şirketler var. Dünya parasında çok önemlisi zaten bunların. Şimdi Amerika'daki ulus devletçiler Trump'ın arkasındaki neydi seçilirken? Yeniden Büyük Amerika. Hem Amerikan Başkanı Kongre'ye ne yapacağına dair sunumu var. Yani kendi projesini, doktrin diyelim ona. Hadi Trump doktrini, yeniden Büyük Amerika. Ve Trump daha seçilmeden attığım bir tweet vardı. Trump'ın ekibi kendisini Batı Roma kabul edip tüm dünyaya savaş açacak diye. Nedeni de bu, buna zorlanacaklar. Çünkü karşısındaki bir ekibin tasarımı bunlara uymuyor. Nedir bu tasarım? Şimdi 20. yüzyılda fabrikayla beraber dünyada sosyoloji değişti, ilişkiler değişti. Marx, Engels ve beraberinde Lenin, Mao ile beraber bunun pratiğe dökülmesiyle kapitalizmin karşısında komünizm kondu. Bu gelişen teknolojinin bir sonucudur aynı zamanda. Onun insan ilişkilerinin üretilmesi, paranın üretilmesi. Şimdi, evet. Şeyden sonra mı devam edelim? Evet, bir araya gideceğiz ama aradan sonra siz de devam edeceğiz. Tamam, bu müziği duyduğumuzda hani hakikaten emir demiri kesiyor. Reji araya gidiyorsun dediğinde araya gideceğiz artık. Evet, kısa bir ara ama Abdullah Çiftçi ile devam edeceğiz. Dizayn mı ediliyor yoksa doğal sonucu mu, bunu anlamaya çalışacağız ve burada tartışacağız.
Alerko'dan yoğuşturdukça kazandıran kombi. Şimdi bir yoğuşma sizden, bir yoğuşma bizden. Yani Alerko çift yoğuşmalı kombiler tek yoğuşmalı kombi fiyatına. Alerko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Evet, gerçek fikrine devam ediyor. Söz Abdullah Çiftçi'deydi. Birçok şeyin kendiliğinden sebep-sonuç ilişkisi içerisinde doğalında olduğunu değil, gayet planlı bir şekilde dizayn edildiğini anlatıyordu ve bunu daha da detaylandırarak anlatacağım demişti. Oradan devam ediyoruz. Hemen bir açıklama yapayım. Bir yıl sonra yazın altına benim bu anlattığım Batı'da anlatılmaya başlanacak. Bizimkiler de Batı'da şu filan bilim adam böyle diye başlayacak. Bizde özgün üretim yok maalesef. Bugün anlattıklarınız aslında İngilizce'ye çevrilse Amerika için iyi olur. Yani gerçek fikrini bugün, İngilizce'ye çevirseler faydalı bakın, olur. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir takipçim Arapça'ya çevirmiş. Sudan yönetiminden davet ettiler. Tunus'tan davet ettiler. Bunu bize anlatın diye. Yani İlginç. Sadece Arapça'ya çevrildiği için. Davete icap edecek. Ben gitmedim. Çünkü oralardaki altyapı zaten benim anlatacaklarıma müsait değil. Suudi Arabistan elçiliğine girmek kolay mı ya? Evet, onu da konuşacağız. Allah Allah. Şimdi bakın. 21. yüzyılı bizim analiz etmemiz lazım. Batı'da birinin ne dedi derse desin. O kendi ülkesi açısından diyor. Bir görüş verebilir ama. Şimdi blockchain bu teknoloji 21. yüzyılda ekonomiden finansa, ticaretten devlet yönetimine, vatandaşlık ilişkisine kadar her şeyi yeniden tanımlıyor. Ne? Blockchain ne? Blockchain. Şimdi teknik olarak da dağıtık veri tabanı diyebiliriz. Ama bunu seyircilerimizin anlaması için teknik kavramlarla anlatmayacağım. Evet lütfen. Şu an devletteki verileri biz nerede tutuyoruz? Devletin ya yani kurumlardaki bilgisayarda. Bu bilgisayarın bir de yedeği vardı. Şimdi bir de bulut sistemi yedekliyoruz. Bunlarda herhangi bir problem olursa veriler kaybolur. Ve devletin verisi daha yeni yeni e-devlet şeklinde ortak bir veri tabanı oluştu. Yani biz e-devletteki üyeliğimize girdiğimizde bize ait adli kayıt, sicil kaydımızı birçok verimizi görüyoruz değil mi? Bunu dünya genelinde herkesin herkesi görmesi olarak alalım. Ve değiştirilemiyor. Teknik olaraktan yüz binlerce bilgisayarda aynı veri var. Böylece devletin en önemli şeyi vatandaşla kayıttır. Yani vatandaşın tapu kaydı, doğum kaydı, evlenme kaydı filan. Bunların tamamını bu teknoloji seçim de dahil blockchain üzerine taşıyor. Ve şu an dünyada birçok ülke başladı. Amerika'da, Virginia'da eyaletinde dışarıdakiler seçim için blockchain'den kullanabilir. Niye? Şimdi bu kripto para sadece bunun bir parçası. Dolayısıyla bu... Ama başlarken böyle başladı. Değil mi? Hayır. Önce blockchain. Blockchain olmadan kripto para olmaz. Tabanı blockchain. Şimdi evet. Soru şu. Bunu dijitalleşme kim... süreci aslında. Genel hayır. Bak başka bir şey anlatıyorum. Dijital uygarlığı planlamış biri. Hı-hı. Dijitalleşme süreci değil. Birinin planından bahsediyorum ben. Tamam. Ve bunu da simülasyon olaraktan şu an uyguluyorlar. Dünya bunun henüz farkında mı değil mi onu ben bilmiyorum. Şimdi... Bu dijital uygarlık diye ben bunu tanımlıyorum. Yeniden devlet şeklini, evlenme şeklini, insanların yaşam şeklini, iş şeklini hepsini toptan değiştirecek 21. yüzyıl küresel bir sürece giriyoruz. Burada da yeni bir din, yeni bir ideoloji bu adamlar yazmışlar. Piyasaya sürecekler. Çin'den başladı bunun kurgulanması. Bunun daha iyi anlaşılması için Çin'deki uygulamalardan örnek vereyim. Çin 1 milyar 415 milyon nüfusu var. Şu an sınıflarda çocuklara kamera, çocuğun duygu durumunu, okula gelip gelmediğini yapay zeka ailesine bildiriyor. Yani bir kişi daha bebeklikken başlıyor A'dan Z'ye, her şey sistemin kontrolünde. Mahremiyet diye bir şey yok. O kişinin kim olduğu artık devlet başkanı olup olmayacağı sistem otomatikle karar verecek. Ve Skynet uygulaması var. 400 milyon kameraya çıkartıyorlar. Sokakta giden bir kişiyi 3 dakikada buluyor. Dakikada 3 milyar yüz tanıma sistemi var ve sosyal kredi sistemini getirdiler. Burada da kişi eğer sisteme uymazsa
bir takım cezalar var. Lokantada yiyemezsin, tatile gidemezsin, düşük internetle hız kullanırsın. En sonunda yapay zeka bir babanın çocuğunu okula kaydetmesini engelliyor. Baban diyor senin sisteme uymadı, kaydetmeyiz diyor. Buradan Çin kontrol altına alıyor. Çinliler kontrol altına almıyor. Dijital uygarlıkçılar kontrol altına alıyor. Dijital uygarlıkçıların bir ülkesi, yurdu, vatanı, Amerika, dini, ırkı var mı? Bakın 20. yüzyılda İngiltere'nin dünyada 192 ülkeden sadece 22 ülkeye ayak basmamış son 200 yıldır. Püriten dedi ya hocam, gitti Amerika'ya. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu akıl Amerika'ya taşındı. Yani bakın ondan sonra Amerika 150 ülkede, binden fazla üs, işte 350 bin resmi asker, özel askerler filan. Şimdi Çin'i izleyin. Amerika'nın o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Truman doktrini, Marshall yardımı filan, bu süreçte yeni bir design, ekonomik design ve ne dedi Sayın Büyükelçim? Doların yarım puan yükselmesi, gelişmekte olan tüm ülkelerde yerel para birimlerini kaybeder. Bugün Rusya, Venezuela, Brezilya, Arjantin, Türkiye, İran, bunu yaşıyoruz. Bu sistemi kuranlar yeni bir sistem kuruyor şu an. Bu sistem Amerikan Ulus Devleti kurmadı. Dolayısıyla Amerika'nın işini çok zor görüyorum ben. Fed'in sahipleri zaten, bu dijital uygarlığın sahipleri. Dolayısıyla şimdi tartışıyoruz doların finans terör olarak kullanıldığını, artık ülkeler kendi arasında bir arayış var ama bununla ben bir daha bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Blockchain'de dijital kayıt birliği bu. Mesela Avrupa'da 23 ülke bir araya geldi, kendi dijital kayıt birliğini gerçekleştirdi. Bunu e-devlet üstünden gidiyorlardı, blockchain'e dönüştürdüler. Bu nedenle blockchain teknolojisi, geçen programda verdim, çarpıcı olduğu için bir kere daha vereyim. Onaylanmış pasaport uygulaması bizim 3. havalanında da kapılar, o tüm dünyada var. Birileri dizayn ediyor. Nedir bu onaylanmış pasaport uygulaması? Siz kripto para kullanmak için bir cüzdan almanız lazım, sanal cüzdan. Onu da size ait olduğunu, numarasını videoya çekip sisteme yüklemeniz lazım. Ve 3 yandan çekiyorsunuz. Sistemin sizi tanıması lazım. Ve siz dijital dünya vatandaşı olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde vatandaş olduğunuzda size bir sürü fırsatlar sunuyorlar. Bir tanesi bu onaylanmış pasaport. Eğer sen diyor bize müracaat et, onaylarsak tüm dünyadaki havalanlarında pasaportsuz git. Nerede kaldı devletle vatandaş arasında kimle ilişkisi? Ve kripto paraya Türkiye'de 250 milyar dolar bitcoin. Yani devletle vatandaşın ilişkisi değişirse devletin tanımı değişecek. Tabii. Aslında sınırda kalkıyor diyorsunuz. Tabii. Pasaportu tabii, yok. Tabii. Devletsiz, sınırsız. Evet, işte küreselleşmenin... O tarafı tartışılır bence yani. Ya ben yani bir teknoloji tarafı ayrı bir cümle girersen, evet. Ben şimdi hocam işin teknoloji tarafını anlatıyor ama şimdi bence tam tersine bir akım da var. Yani biz Trump'tan falan bahsettik ama bu korumacılık, sınırların kalınlaşması vesaire, öyle bir akım da var bir tarafta. Ya işte o Trump'ın akımı anlatıyorum. Yani ikisi aynı anda gidiyor. Diyor ki o Trump'ın akımı... Küreselleşmecilerle Trump, yok. Ya bu iki akım savaşıyorlar diyor. Şimdi korumacılık ama bütün dünyada yükseliyor. Evet. Ama öyle değil işte, bakın yani yükseliyor. Yani Hindistan'da da yükseliyor, başka yerlerde ya, de Brezilya'da da. Ya hocam da. Bakın, hı. Yükseliyor da bakın, ulus devletlerin tamamı borçlu, perişan. Bu da yine kurgucuların şeyi. Yani bakın Türkiye'ye, ekonomisine, tüm ülkelerde. Peki Çin'i nereye koyuyorsunuz burada? Çin'le mi kurban oluyor burada? Şahit, Çin bu işin merkezinde ama... Bu Çin aklı peki değil. Amerika ile Çin rekabetini nereye oturtalım? Ya FETÖ'nün sağda da solda da her tarafta olduğunu oturt. Yani bu bir rekabet yok diyor. Amerika'yı yöneten de Çin'i yöneten farklı değil diyor. Yani buradaki şeyde... O zaman bence çok indirgemiş oluruz. Ya sizin algoritmanız öyle algılıyor. Yarın tamam. Benim dediğim gibi algılayacağından her türlü iddiaya giderim hocam. Peki. Çünkü burada Çin'in 17. yüzyıldan beriki sürecini ben incelediğimde şu an Çin'deki akıllı, Amerika'daki akıllı aynı. Yeni bir dünya tasarlanıyor. Bu da Batı'da yazmadı diye bunu görmeyecek değiliz ki. Şimdi Trump'ın Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'ndan çekildi. Kadın Fonu'ndan çekildi. LGBT'den çekildi. İklimden çekildi. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni küreselleşmedeki proje kimin yaptığına bağlı. Truman doktrininden sonra bakın aynı Truman neye imza attı? Japonya atom bombasını attı. 82 günlük başkan. NATO'nun kurulmasına, CIA'nin, BND'nin ve ne kadar dünyanın önemli örgütleri varsa kurulmasına imza attı. Ve
IMF Başkanı dedi, böyle giderse biz 10 yıl içerisinde Çin'e taşınırız dedi. Ve muhtemelen BM New York'tan taşınacak Avrupa'ya. Ve Dünya Ticaret Örgütü muhtemelen Çin'e taşınacak. Bu şeydi. Çünkü örgütsel yapılarda ulus devletçiler yok. Yani ulus devletçiler gidip parmak kaldırıyor. Mesela bu dünya genelinde iklim projesi de dahil hangi devlet getiriyor bunu? Kimin projesi bu? Bu işte vakıflar üstünden giden, think tanklar üstünden, enstitüler üstünden giden. Küreselciler diye tabir ettik. Tabii. Dolayısıyla devletler parmak Trump kaldırıyor. Trump da küreselci olmadığı için bu örgütlerin hepsinden Trump'ın çıkıyor veya tavır alıyor. Bakın dünyada, dünya tarihinde bir Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Peygamber Efendimiz'den hareketle kurulan inançlar ve ezoterik yapılar var, örgütler var. Bir de karşı tarafta Firavunların torunu diye tanımladığım paranın sahipleri, bunların öyle bir dini yok. Ve bu insanlar şu an 21. yüzyıl dünyasında bir küreselleşme, tek dil, tek din ve tek bir yönetim şekli ve modern sosyalizm olarak da tanımlamışlar. Çin'de Xi Jinping'in konuşmasını okursanız, bizim diyor bir kuşak bir yol, yani yeni İpek yolu projesi. Yani küreselcilik dediğiniz şey bir tip sosyalizm mi? Onların diyorlar ki biz herkese rızkını vereceğiz, garanti ediyoruz. Herkes eşit şartlarda olacak. Bu buna benzer yeni bir tasarım yapıyorlar. İşte dünyada lojistik şehir olacak, smart şehir olacak, mega şehirler olacak insanların. Bunların şeyini Ali Baba'nın CEO'su geçenler birkaç gün önce bir açıklama yaptı. Küreselleşme ile ilgili nakitsiz bir toplum istiyoruz diyor. Nakitsiz toplum. Evet, şimdi nakitsiz toplum. Blockchain onu getirecek. Kripto 2023'te seç geçiyor. Şimdi kripto paralarla. Şimdi bu fikrin arkasındaki akıl kim? Nakitsiz toplum hareketi var dünyada 40 yıldır beraber bankacıları falan organize ettiği. Bu sadece tasarruf değil. Mesela Avrupa Birliği diyor ki biz dijital kayıt birliğini kurduk. 415 milyar euro tasarruf ettik diyor. Bu olayın ekonomik boyutu. Nakitsiz toplum insanı kontrola dayalı bir şey aynı zamanda. Yani sizin şimdi cebinizde para vardır. Muhtemelen evinizde de 50-100 lira vardır en kötü ihtimalle kumbarada falan. Niye? Gece bir şey olur, ihtiyaç olur, gidersiniz. Ama şimdi kripto para dönemine geçildiğinde bu şimdi bugün yarın... Belli bir sistemden takip edilebilecek. Tabii para. Sizi zaten takip edecekler. Cebimdekini takip edemez. Yani peki. Bir de şimdi Avrupa'da ilk evlilik blockchain'de yaptı. Diyor ki İngiltere'de bir evlilik yapan. Ben bunun da bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Biz diyor İngiltere'de evliliği onaylatırsak diyor sadece İngiltere'de görülüyor. Blockchain'de tüm dünya görüyor bizim evliliğimizi diyor. Ve şu an telif eserler, konuşmalar, A'dan Z'ye tapu kayıtları falan başladı. Ve en büyük yatırım blockchain'e. Nerede yapılıyor bu yatırımlar? Bir. Buna geçmeyin. Buraya evet. Kadar anlattıklarınız üzerine hem Ufuk Ras'ın da görüşlerini alalım. Hemen hatırladığınız üzere. çünkü birazdan yine reklam diyecekler. Müziği duyacağız. hiç konuşamamış olacağım. Şöyle, Ufuk Ras, Abdullah Çiftçi'nin bu söylediklerini de duysun istedim. O yüzden. Çünkü siz hani gerek hani şey akademik kariyeriniz boyunca çalıştığınız konular, gerekse de siyaset hayatınızda liderliğini yaptığınız partiler açısından bakacak olursak, mesela Abdullah Çiftçi diyor ki bir kapitalizmin bir üst aşamasına geçiyoruz. Bu üst aşama küreselizm ve o da aslında modern bir yeni bir sosyalizm diyor. Şimdi bunu anlatırken temellendirdiği şey para yok, devlet yok, sınır yok ve krizdeki kapitalistler buraya bilerek geçiyorlar. Şimdi bakın uzun zamandan beri zaten neoliberal küresel bir kapitalizmin hakimiyeti altındayız ve bu küreselleşmenin bir dönemi bitti. Ama yeni bir küreselleşme modeli konusundaki belirsizlik zaten krizi yaratıyor. Kriz dediğiniz nedir? Bir şey bitmiş ama yeni gelen bir şey de yok. Yoksa paranın geçmediği tatil köylerinde sosyalizm olarak varsaymaya kadar gider bu işler. Şimdi bakın dünyanın en zengin %1'lik grubu dünya servetinin yarısını elinde tutuyor. En zengin 100 kişinin serveti en yoksul 4 milyar kişinin servetinden fazla. Ve işte hani küresel eşitsizliğin yanında bir de küresel ısınma yaşıyoruz ki her yıl hava kirliliğinden 7 milyon insan ölüyor. Böyle bir manzara var. Ama bu manzarayı değiştirebilmek açısından küreselleşme bir küresel toplum yaratamadı. Ve küreselleşmeyi açmaya yönelik bir uluslararası mutabakat, ortak değerlerde buluşma da olmuyor. Zaten problem büyük ölçüde bu. Şimdi Putin'e baktığınızdan orada bir Putinizm çıkarabiliyor musunuz? Bir ideolojik bir değer. Ukrayna'yı işgal ediyor. Hayır etmedim. Onlar benim askerim değil diyor falan filan. Yani bir karşı hegemonya oluşturabilecek yapılanma yok. Küreselleşme ve ulus devletler diye de bir şey yok.
Küreselleşme zaten ulus devletler üzerinden gidiyor. Yoksa küreselleşme ulus devletleri yok etseydi bu 200 devlet nereden çıkıyor? Bu 200 devlet yapısı, karakteri değişerek neoliberal politikalar... Ama diyor ki borç batağı içerisinde kafalarını tabii, kaldıramayacak durumdalar diyor. Tabii, yani bir de hali, yok değil. Yani öyle bir devletler önümüz, yok diyor. Önümüzdeki 50 yıla bakalım süreçte. Büyük ölçüde o problemlerle yaşıyoruz. Fakat işte bu küresel eşitsizlik meselesini uluslararası eksende çözebilecek bir mekanizma ortada yok. O eski dünya dengelerinin bugün karşılığında olmaması nedeniyle Birleşmiş Milletler, NATO, bir dizi kurum da kendi içinde çürümeye başladı. Hep dünya beşten büyüktür derken Güvenlik Konseyi örneği verilir. Tamam ama bu ülkeler oradaki imtiyazlarından, ayrıcalıklarından neden vazgeçsinler ki? Vazgeçmeyeceklerine göre işte yapısal problem burada. Yoksa temennilerde bulunup dünya ne kadar eşitsiz değil fotoğrafını çıkarmak anlamlı değil. Krizi yaratanlar krizin kendisini büyük ölçüde çözemiyorlar. Problem böyle bir karşı hegemonya, karşı zemin oluşturabilecek bir ortak paradigma. Yeni bir epistemoloji büyük ölçüde oluşmuyor. Bir küresel toplum oluşmamasına karşın hiç değilse insanlık bir nükleer facianın önünü kesebilme, insanlığın yok olmasını ortadan kaldırabilme imkanı yarattılar. Ama meta, sermaye ve değerlerin evrenselleşmesi eşittir sizin söylediğiniz anlamda sosyalizmin enternasyonel değil ki. Bu eşitsiz ilişkileri ben söylemedim. Ölçek, hayır, sizin aktardığınız anlamda diyorum. Evet. Eşitsizlik ilişkilerini küresel ölçekte yeniden ürettiğinizde o eşitsizliğin demokrasi açığıyla olsun, servet gelir dağılımı açığıyla olsun varlığı sürüyor. O yüzden yani dünyaya nasıl baktığını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim sözünün cevabını vermek eskiden kolaydı. Bugün bir şeyi eleştirip yerine bir karşı hegemonya oluşturamadığımız için bu küresel kapitalizm değişik biçimlerde sürebiliyor. Buna ulus ölçeğinde tabii ki çözüm yok. Yani Sayın Akşener'i davet ettiniz. O işte mesela bir Türk milliyetçiliğinden bahsetti. Ama hiçbir milliyetçilik diğerinden farklı değildir. Fransız milliyetçiliği, Rus milliyetçiliği, Sırp milliyetçiliğini karşılaştırdığınızda esas itibariyle hepsi özcüdür. Yani biz özünde böyleyiz derler. O yüzden birbirine rakiptir. O yüzden bütün dünyadaki savaşlar, felaketler bu milliyetçilik kavgasından oluşmuştur. Küresel sorunları ancak küresel ölçekte çözebilirsiniz. O yüzden Avrupa Birliği önemlidir. O yüzden Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması önemlidir. Ama buradan imtiyazı olanlar zeket vurduğunda ne yapacaksınız? Thomas Gray demişti ki zamanında cehaletin mutluluk olduğu yerde aklı başında olmak deliliktir. Bu verdiğim rakamlara baktığınızda delirmemek mümkün mü? Bu işe Batı Şeria'da her cuma 5-6 Filistin'in öldüğünü görüp normal olarak suyunuzu içip yemeğinizi yiyebiliyor musunuz? Bu dünya insanı delirtiyor. Ama kapitalizmin mülkiyet ilişkilerini sorgulamadan, hiyerarşik ilişkileri sorgulamadan onu açma iddiası yeni bir anlatı, yeni bir masal olarak devam eder. Ama inandırıcı olmaz. Evet, Ufuk Ras müziği duydu ve hızla toparladı. Ara vakti geldi ama çok kısa bir ara. O kısa aranın ardından da Uluç Özülker ve Ramazan Kurtoğlu'yla tartışmaya devam edeceğiz. Alerko'dan yoğuşturdukça kazandıran kombi. Şimdi bir yoğuşma sizden, bir yoğuşma bizden. Yani Alerko çift. Gerçekliğine devam ediyor. Uluç Özülker. Yani hakikaten biraz bir beyin fırtınası yapıyoruz bir yandan da. Güncelden hareketle geleceğe dair konuşmaya başladık ve yakın gelecekte de aslında yeni bir küreselleşme dönemine doğru gidildiğine dair de tezler var. Bunun içerisinde ABD ve Çin rakip mi? Yoksa küreselleşmenin yeni merkezi Çin mi? Bu sorulardır soruldu.
Ve bütün bu soruların içerisinde tabii bizi izleyenler de diyecektir ki bunlar ya bu kaosun içerisinde Türkiye nerede? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben neredeyim? Evet. Sizi izliyorum ama sizi izlerken bu anlattıklarınızdan kendimi göremiyorum. Ben neredeyim? Beni nasıl etkileyecek bu? Hayra mı alamet? Şerre mi alamet? Yani neyi destekleyeyim? Neyin yanında durayım? Sonuçta bu programı izleyen Türkiye'li bir insan da bizden öyle bir sonuç evet. bekliyor. Efendim evvela bazı tespitlerle yola çıkmak lazım. Buyurun. Şimdi küreselleşme dediğimiz zaman küreselleşmenin dünkü ve bugünkü manalarını tartışmak gerekiyor. Yani başka bir deyişle hocamın dediği gibi küresel toplumdan mı bahsediyoruz, prototip toplumdan mı bahsediyoruz, yoksa belirli bir gücün hegemonyasından mı söz ediyoruz? Bunu iyi tespit etmek lazım. Amerika'nın indinde uzun yıllar ve ben aslında hocam biraz evvel süreç başlıyor dedi. Ben Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte sürecin başladığını, tartışmaların devam ettiğini ama daha henüz belirli bir hedefe oturmadığını düşünüyorum. Yani bu sürecin içindeyiz halen. Şimdi benim indimde küreselleşme aslında sadece ekonomik açıdan ele alınması gereken bir kavram değildir. Bunun sosyolojik yönü var, psikolojik yönü var, kültürel yönü var. Yani uzatmayayım, biliyoruz hepimiz. Çok yönlü olarak bir olay. Mesela çok basit şekliyle Türkiye'de çıktığınız zaman tabelalara bakıyorsunuz, İngilizce yazıyor. Bu aslında bir kültür emperyalizmidir ve aynı zamanda Amerika'nın küreselleştirme politikasının tezahürüdür. Bu noktaya getirmiştir. Amerika bunu devam ettirebilir mi? Çok büyük bir ihtimalle hayır. Çünkü dünya çapında yine ben seyahate çıktığım zaman birçok ülkelere gittiğimde kendi dillerinin kullanılmasına ve isimlerin değiştirilmesine de şahit olmaya başladım. Yani Amerika'nın belirli bir dönemdeki mutlak hegemonyası ve üstünlüğü bugünkü koşullarda yani küreselleşme diye genel anlamda ele aldığımız konu bugünkü şartlarda geçerli değildir. Şimdi ben OECD'de büyükelçilik yaptım. Oradan Galata olarak size 21. yüzyılla ilgili olarak şöyle bir karşı karşıya kaldığım bazı hususları paylaşmak suretiyle bir düşünce egzersizi yapmak isterim. Şöyle ki, ben bir konferansa katıldım Lüksemburg'da. Bu dar katılımlı bir konferanstı. OECD ülkeleri katılıyorlardı. Merkez bankalarının dünyadaki rolü. Küreselleşmenin bir uzantısı veya parçası olarak düşünülmesi gereken bir şey. Basit bir örnek. İsim vermeyeyim. X firması bir tahvil çıkardığı veya bir herhangi kıymetli bir kağıt çıkardığı zaman küresel düzendeki yayılmışlığıyla birlikte mütalaa ettiğinizde bir para yaratıyor ve yaratmış olduğu bu paranın merkez bankaları tarafından kontrol edilmesi mümkün değil. O zaman bir ekonomi içinde bir başka gücün ama bu güç devlet değil, işin ilginç tarafı bu. O devletin himayesinde ve hatta o devleti belki aşan güçte küresel düzende hakim pozisyonda olan çok uluslu şirketler. Ve bunlar da devamlı olarak belirli merkezlere kaçmak suretiyle bunlar da safe haven ve safe haven olarak yani vergi cennetleri. Vergi cenneti ama bir de öbür taraftan da kara para aklama cenneti. İkisi Türkçe'de bunlar çek cennet olarak geçiyor. Ama safe haven ve haven olarak yazılıyorlar. Şimdi buralara da kaçmak suretiyle vergi de kaçırıyorlar. Dolayısıyla denetimden de kaçarak dünyada hegemonyalarını sürdürüyorlar. O zaman şöyle bir Sarkozy'nin toplantıya o da katılıyordu. Bir teklifi oldu. Hocam çok ilgisini çekebilir bu söyleyeceğim. Madem ki bu gelmiş olduğumuz noktada hani Nirvana değil miydi liberal kapitalizm? Küreselleşmenin böylesine vahim sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeniden devlet otoritesini tesis edebilecek. Ama bu hangi ölçülerde olacak? İşin zor tarafı, orası. Sorunun cevabını bulmakta zorlanan tarafı bu. Tekrardan devlet hegemonyasının da paylaşıma dahil olduğu bir sisteme dönmek mutlaka geleceğin kurtarılması açısından gereklidir şeklinde bir tartışma açıldı ve burada da mutabık kalındı.
Şimdi de bu şekilde baktığınız zaman... Peki yeniden devlet otoritesini tesis etmek kavramını da çok önemli. Daha açar mısınız? Ulus peki? Devlet. Şimdi diyoruz ki küresel planda hudutlar kalkacak, her şey efendim serbestleşecek vesaire. Çünkü tam tersine... Çünkü 90'ların sonu 2000'lerin başında hep şunu duyduk ve dinledik. Şu anda tekrar ulus devlete dönüş var. Köye döndü, köye döndü. Aynen. İşte küçülüyoruz, hantal büyük devletler olmayacak... Devletler kamudan çekilecek, işte devlet basma üretmez, hayır, ayakkabı hayır. üretmez, iktisadi alandan çekilir. Hı-hı. Eğitim kimsenin öyle doğuştan sosyal hakkı falan değildir, verir parasını alır. Hı-hı. Özelleştirme vesaire böyle bir rüzgar vardı. Bu liberal hayır. bir hikayeydi tabii. Yani benim bu şimdi size bu rüzgar dindi mi? OECD kapsamında yapılan bu tartışmayla ilgili olarak size anlatmaya çalıştığım şey, bunun ulus devletin yok edilmesi değil... Tam tersine ulus devletler arasındaki bir uluslararası işbirliğinin daha gerçekçi olaraktan yapılandırılması ihtiyacını dile getirmek için söylenmiştir. Yeni bir kamusallık arayışı. Yeni bir kamu evet, kamusal evet, şey. Evet. Şimdi buradan hareketle bir şey daha söylemek istiyorum. Keynes'in ruhu mu? Evet. Post-Keynes'cilik. Post-Keynes'cilik. Evet. Evet. Şimdi buradan iki husus daha var vurgulamak istediğim. Birincisi 2050 yılı ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler bir dünya ne olacak ki, zenginler kulübü nasıl evrilecek dünyada diye bir tahmini istatistik yayınladılar. Ya Çin bir numara oluyor 2050 yılında bu istatistiğe göre. 2050'de Çin bir numara bu istatistik. Bir numara Çin 55 trilyon bir gayri safi yurt içi hasılayla. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri 47 milyon. Ondan sonra gelenlerden çok önemli... 3 numara Hindistan, 4 numara Meksika efendim. 4 numara Meksika. Meksika. 3 Hindistan, 4 Meksika. Bir tanesi 34 trilyonla Hindistan. Öbür taraftan da 26 veya 21 trilyonla Meksika gelecek arkadan diyor. Avrupa yok. Hiçbiri yok. Dikkat buyurun. Şimdi burada bir şeyi tespit etmek lazım. Bu doğrudur, yanlıştır, neye dayalı olaraktan bu tahminlerde çok bulunmuş. Çok farklı tahminler var tabii. Yani. Farklı kurumların farklı yani tahminleri dolayısıyla var. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler daha evrensel evet. boyutta olduğu için bunu söyledim. Şimdi bunu söylerken tabii çok önemli başka bir şey var. Biz hep şunu düşünüyoruz başından beri tartışırken de. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın en büyük gücü ama bu gücünü geriletecek. Kissinger'ın kitabında gayet net bir iddia var. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman gücünden kaybetmeyecek ve her zaman içinde hegemon güç olmaya devam edecektir diyor. Birleşmiş Milletler'in bu istatistiğinde de veya bu tahmininde de Amerika Birleşik Devletleri'nin batmayacağı, tam tersine iki numaralı en zengin olmak noktasında kalacağı şeklinde bir düşünce var. Başka bir deyişle bunun arkasında ne yatar diye onu da şey yapmış. Ar-Ge hizmetleri ve teknoloji üretme kabiliyeti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun bütün dünyadaki beyinleri kullanarak çok daha başarılı ve kolay şekilde hedefe götürülebildiğinin de bir faktör olduğunu söylüyor. Bir de rekabetçi tabii Sayın Mülkeç'im yani evet. rekabetçi ve canlı rekabetçi, bir piyasa canlı yapısı var. Evet. Hani Çin'le belki kıyaslarken o noktaya değiniriz yani Çin daha merkeziyetçi bir yapıyı temsil ediyor. Şimdi oraya geleceğim. Heh. Esas sorunun temeli... Model çatışması da var orada. Evet. Peki orada şöyle da... bir şey olur mu? Lütfen sözüne devam edin ama Sadık Ünen'in çağrıştırdığı bir şeyden... Şunu tamamlayayım müsaade ederseniz çünkü belirli bir mantık silsilesini bitirmek tamam, üzereyim. Tamam. Şimdi bir de şu var. Halihazırda başta bu refah toplumları olmak üzere gerilediği ölçüde ötekileştirip kendilerini hep masum tarafa koymak suçlayıp öbürlere böyle bir şey var. Yalnız bunun iki tane çok büyük tezahürü var. Bu da son 2-3 yıldan beri net bir biçimde dünyada hakim pozisyona geçti. Nedir o? Yeni söylemle gelin diyor. Benim fakirliğim, güçsüzleşmemin giderilmesi için eski teoriler, hipotezlerle yola çıkarsanız bir yere gidemiyoruz. Bana yeni bir şey söyleyin diyor. Onlar da yeni bir şeyler söylüyorlar ama bu söyledikleri gerçekçi değil. Ve sonuç itibariyle de iki tane çok önemli faktör su üstünde yer ediniyor. Birincisi popülizmdir, ikincisi ırkçılıktır. Ve bu da refah toplumlarının dünya düzeninde diğerlerini ezmeleri için... yeni bir faaliyet alanı veya yeni bir sistemin adı olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi dolayısıyla eğer hocamın da biraz evvel bahsettiği
dünyada düzenin değişmesi söz konusu olacaksa bunun pek mümkün olması zannediyorum mümkün değil. Ahir ömrümüzü göremeyeceğiz. Şimdi dikkat buyurun, dünyadaki bütün değişimler mutlaka bir savaş sonrasında hayat bulmuştur. Dünyada bugünkü koşullarda devlerin veya dünyada 9 tane nükleer silah sahibi ülke var. Amerika'nın elinde 7000 nükleer başlık, Rusya'nın 7200 başlık var. Çin'de sadece 330'dur. Bunun dışında işte Pakistan, Hindistan, İngiltere, Fransa, Kuzey Kore falan ve İsrail, bunların hepsini toplasanız bir Çin kadar da etmiyor. Yani o kadar fazla yok. Ama bu nükleer silahın kullanılması halinde onda birini kullansanız dünya yok. Ya şu, büyük bir kriz var, büyük bir tıkanma var. Dünyada sistem değişmek zorunda. Normalde bu değişiklik genelde savaşla olur. Birinci Dünya Savaşı, ikinci savaşı. Fakat elde nükleer silahların olmasından, bu caydırıcıdan kalktı, savaşamıyoruz da. Zaten dünya, kapitalizmin kurucusu. Bu anlamda nükleer silahlar iki var yani. Öyle bakılacak siz olursa. Siz bana Türkiye'yi sorduğunuz için buraya getirmek istedim. O zaman ne oluyor? Kendi aralarında savaşamayacakları için mikro milliyetçiliği teşvik ediyorlar. Yeni devletçikler kurduruyorlar. Onları birbirleriyle savaştırıp kırdırıyorlar. Ve aslında o savaşı yapan, bizim güneyimizde de aynı şey var. Tabii. Orada Orta Amerika doğru. ile Rusya savaşıyor. Doğru. Oturup diğerleri bir şey yani yapıyor. O anlamda Türkiye gibi ülkeler, Türkiye çapındaki ülkeler büyük ülkelerin savaş platformuna dönüşüyor. Dönüşmemek için 3 tane şeye ihtiyaç var. Ekonomik açıdan güçlü, güvenlik açısından caydırıcı, bu bölgede tarih boyunca daima çok güçlü bir orduya sahip olmak mecburiyetindesiniz. Bugün Amerika'nın gücü sadece ekonomik değildir. Ordusunun gücüyle de kendini empoze eder ve zaten neokon felsefenin ilkelerinden bir tanesi de kabul ettiremezsen güçlü ordunu kullanacaksın der. Daha da ileri gideyim. Büyük Orta Doğu projesiyle ilgili olarak empoze ettiler herkese. Ve burada bir kaide koydular oraya, bir ilkesel kaide. Diyor ki, şayet herhangi bir şekilde biat etmez, itaat etmezse cezalandır. Şili'yi cezalandırmıştır bu kapsamda. Biat edip itaat ederse mükafatlandır. Singapur'un bu kadar gelişmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üç şey dediniz ama ikide kaldı. İkide kaldı, güçlü ordu. Efendim? İkide kaldı. Üç dediniz ya, üç yani, önemli şey var. Üçüncüyü de söyleyeceğim şimdi. Her hal ve karda bütün bu gidişat içinde dünyada Çin faktörü farklı bir boyutla ortaya çıkmaya başladı ve rekabet de bu bağlamda farklı bir görünüm kazanmaktadır. İpek Yolu projesi mesela bu çerçevede baktığınız zaman içine kapalı ticaret yönünden rekabetçi olarak zenginleşmiş Çin'den yatırımcı, dünyaya açılan Çin faktörünün ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu Çin'le irtibatlandırarak da sormuştunuz. Evet. Türkiye bu manada gene bir geçiş toplumu olarak burada ülkemiz fevkalade önemli bir jeostratejik konumdadır ve akılcı politikalar üretebildiği ve caydırıcı gücü artı demokrasisiyle her şeyle birlikte dünyada yer alabildiği ölçüde bundan en çok yararlanarak çıkacak ülkelerden biri diye görülüyor. Evet, söz aslında burada bir şey söyleyebilir miyim ben? Evet. Şimdi İpek Yolu projesini Türkiye'de araştıran, bilen, oradaki finans, oradaki aklı ortaya koyup daha ben kimseye rastlamadım. Çin'deki para, Çin'in ihracatının %50'den fazlası yabancı, Çinli değil. Google'da çok basit. Girsinler baksın da para kimin? İpek Yolu fikri kimin? Asya Yatırım Bankası'nı kim kurdu? Yani Çin'den çıkan para Çin'in değil. Tabii. Onun için buna Çin'in küreselleşmesi, yayılması gözüyle bakılamaz. Kesinlikle değil. Akıl Çin aklı değil diyorum. Burada. Bakın şimdi şu resim. Buradaki fark şu. Bazı konuklar evet diyor, bu resimde bu var. Senin dediğini göremiyoruz diyor. Ben diyorum ki bu resmi çizeceğim. Bak böyle bir şey çizecek diyorum. Analiz ediyorum ve nedenlerini anlatıyorum. Şu an yok bu, doğru. Ama şimdi Çin'in bir kuşak bir yol projesine bakarsak, Amerika ile Çin arasındaki savaşın, yani Trump'ın Amerika'sıyla savaşın ana nedenlerini görüyoruz. Amerika'nın Çin'e yapmış olduğu o ticaret savaşında vergi koymasında zaten Amerikan şirketleri onlar.
Yani karşı tarafın şirketleri bunlar. Tam burada evet. Ramazan Kurtoğlu'na geçmek istiyorum. Çünkü sözü ondan alıp devam etmiştim. Yine söz aslında doğalında kendisi geldi. Ha, bir tek istatistik olarak Çin'deki Amerikan yatırımları neredeyse %50'sidir şeyin. Çin'deki ilk ekonomik şeyin. Dolayısıyla yani söylediğiniz fevkalade önemli. Altı açıkçası destekliyorsunuz. Ramazan Kurtoğlu ticaret örgütüne Çin'i sokan da AB'de zaten. Herkes Abdullah Putin dediğine geldi. Zamanında yani. Şu an biraz Çin kontrolden çıkmış olabilir mi acaba? Ben de öyle bir soru sorayım. Çin kontrolden mi çıktı? Acaba. Kontrol almıyor. Yani şöyle mısınız? Bir şey diyelim yani. Çin'e... Hocam bunların hepsi toparlansın ki önünüze gelsin yani. Oradan. Yok ben Çin çalışıyorum yani hocam. Aha. Kimse hani yazmıyor vesaire dedi. Akademik olarak benim makalelerim de var bu konuda yazıyorum. Şimdi Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesi, bir şekilde sisteme yeniden entegre olması tabii ki Amerika'nın desteğiyle oldu. Ama şu an geldiğimiz noktada Çin kendisine çizilen belki meşru sınırları zorlamaya başladı. Hmm. Yani Çin'in diyelim süper bilgisayarlar üretmesi diyelim. İşte büyük veride başka... Silikon Vadisi üretiyor hocam, Çin üretmiyor. Çin de üretiyor. Hayır, Silikon Vadisi var arkasında. Tamam siz öyle diyorsanız öyle olsun. O zaman Çin'den korkmalarına bir gerek yok. Korkmuyorlar diyor. O zaman Amerika'nın bütün güvenlik stratejisi, mesela Steve Bannon, eski milli güvenlik danışmanı Trump'ın. Neden Çin'e savaş açtık, ticaret Katoliktir. Savaşı? Bitireyim bir zahmet. Ticaret savaşı açtık ve bunu biz kazanacağız diyor. Şimdi burada bir kılıçların çekilmesi durumu var. Yani biz bunu görmezsek dünyaya gözlerimizi kapatmış oluruz. Türkiye burada nerede duracak? Çin'le Amerika arasındaki mücadelenin belki şekillendirdiği dünyada gardını alacak Türkiye. Biz bu da yeni Türkiye bir soğuk için, savaş benzeri bir şey. Tabii ki yani. Burada şimdi ticaret savaşları derken, kur savaşları derken, şimdi bizim paramıza karşı spekülasyon yapıldı mesela. Yani kur saldırıları yapıldı. Bunlar gelişmekte olan birçok ülkeye karşı yapılıyor. Ama belki ileride Çin'den de böyle saldırılar gelecek. Bilemiyoruz. Biz yani dünyada eğer böyle... Türkiye Amerika'ya yaklaşırsa mı? Yani Çin'den dengeli böyle. Gitmek lazım. Hani burada bu mesela sadece bu saldırıların da evet yani tek bir ülkeden kaynaklandığını söyleyemeyiz belki. Yani burada global odaklar vardır. Ama dengeli politika izlemek gerekecek Türkiye gibi ülkeler içinde. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Dengede derken de kastettiğiniz mesela biz son zamanlarda daha çok abi yani, Rusya dengesi üzerinden konuşuyoruz. İşte S-400, F-35, yani Rusya'da bir aktör. Suriye mesela biz gibi. Rusya'da hiç, Rusya'dan hiç bahsetmedik. Sayın Büyükelçim söyledi. Yani Suriye'de Amerika ile Rusya savaşıyor. Doğrudur. Yani bizim etrafımızda bir sürü savaş alanı var. Bu kur savaşlarında, ticaret savaşlarında da baya baya ulus devletler karşı karşıya gelecek. Yani böyle global işte sınıfların birbirini hani kayırdığı falan bir durum yok. Yani baya ulus devletlerden bahsediyoruz. Türkiye gibi ülkeler için... Burada biz neden bahsedeceğiz? İşte yerli milli sanayiden bahsedeceğiz. Teknolojiden bahsedeceğiz. Kendi insan gücümüzü geliştirmekten bahsedeceğiz. Yani eğer Çin'den bize belli projeler, altyapı vesaire projeler geliyorsa, orada bir merkantilist mantık varsa biz de merkantilist mantıkla bakacağız. Veya Amerika'dan bir finansal entegrasyon önerisi geliyorsa, eğer burada bir spekülasyon kokusu alıyorsak, ona karşı kendi yapılandırmamızı yapacağız. Yani burada bence çoklu tehditlerin olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Çok aktör var. Farklı aktörlerin farklı güçlü olduğu yanlar var. Bir müesseseler gibi, yok artık. Müesseseler yok. Evet. Yaşayın. Uluslararası düzenleyici kuruluşlar. Artık uluslararası rejimler yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri uluslararası sistemin koruyucusu olarak kendi gücünü, ağırlığını uluslararası sistemin arkasından çekti. Ve adeta bir işte o da merkantilist bir popülist bir şey olarak, ama ülke olarak davranıyor. Amerika çekti diyorsunuz. Evet. Mesela Ramazan Kurtoğlu dinliyor. Hangi Amerika çekti? Şimdi muhtemelen öyleyecek. Hangi Amerika mı çekti? Amerika'nın içerisindeki kanat mı çekti? Hayır. Ben hani Amerika'nın şu kanadı bu kanadı demiyorum. Bunu görüyoruz. Yani establishment. Hocama bir soru sorabilir miyim? Bir cümle daha söyleyeyim. Ama bu yani Amerika'nın diyelim 50 yıllık, 100 yıllık stratejisi midir? Yoksa Trump'ın ve etrafındaki clean bir hani hocam çok vurgu yapıyor oraya. Onların bir geçici kararı mıdır? Hani bu bir sapma mıdır? Bunu görürüz. Yani bunu diyelim 10 yıl sonra Amerika'da tekrar Obama gibi diyelim bir başkan gelirse tekrar işte küresel ısınma, tekrar işte insan hakları, tekrar demokrasi, tekrar katılımcılık, G20 vesaire demeye başlarsa o zaman deriz ki ha biz hata yapmışız. Amerika tekrar eski çizgiye döndü deriz. Ama şu an için bizim gördüğümüz Amerika oradan kendi ağırlığını küresel sistemin maliyetlerini yüklenmekten, taşımaktan ağırlığını çekiyor. Ve UNESCO'dan tutun, işte İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar birçok yerden çekiliyor Amerika. Bu bir önümüzde bir vaka bu ve bunu görmek zorundayız. Yani bunu görmezsek, dediğim gibi bir cümle daha söyleyeyim. Hani Türkiye gibi ülkelerin bundan sonraki buradaki hareket planları
biraz daha böyle kaotik, uluslararası rejimlerin, normların vesaire çok tutmadığı bir dünya üzerine olmak durumunda ve hatta en başta konuştuğumuz Brunson meselesi de başka meselelerde belki buraya gelip dayanacak. Yani biz küresel güçlerle birebir böyle müzakere etme durumuna geleceğiz. Çin'le de olacak, Rusya'yla da olacak, Amerika'yla da, AB'yle de hepsiyle tek tek müzakere edeceğiz. Bundan sonraki dünya böyle bir dünya. Onu demeye çalışıyorum. Bir şey ilave Avrupa Birliği, bakın. Avrupa Birliği kendi yönünden bütünlüğünü koruyamazsa önümüzdeki 30 yılda dünyada hiçbir Avrupalının ağırlığı olmayacak. Doğru. Ama Amerika her hal ve karda ağırlığıyla orada oturmaya devam edecek. Tabii. Burada bir şey söylemek istiyorum. Hocam dedi ki Çin'le ilgili çok yazı yazdın dedi. Hocam Çin'deki sermaye yapısını incelediniz mi? Kimin? Yazdınız İnceledim. Amerikan şirketleri var. Çin'in şirketleri var. Hayır. Ağırlık kimde? Huawei bir. Kimin? Hocam şimdi bakın. ZDF kimin? Hocam, Ali Baba bakın, kimin? Ağırlığı yani... inceleyin. Aklı inceleyin. Mao'nun çevresini inceleyin. Biz bilemeyiz. Biz verili... Ya bilirsin hocam. Bak FETÖ'yü kullanan aklı biliyoruz. Ne demek bilemezsin? Dünyada kim hangi operasyon çekiyor nasıl bilemeyiz? Şimdi her şeyi dolayısıyla, ezoterik örgütler üzerinden ezoterik de açıklayamayız. Ezoterik örgüt demiyorum her şeyi. Son 15 yıl Türkiye'de ezoterik örgüt dışında bir şey mi yaşadık biz? Amerika'da... Öyle dersek de kendimize haksızlık etmişiz. Haksızlık etmiyoruz hocam. Gerçeği görmezsek nasıl çözüm bulacağız? Hayır. O... Yükselen Çin var diyor. Ya kardeşim Çin'i doğru anlatın. Yoksa gene yanlış gideriz. Biz FETÖ diyorduk 90'larda herkes yok. Okul yaptırıyor falan filan diyorduk. Ne oldu? Başımıza bela oldu. Aynı şey yükselen Çin yok. Yükseltilen Çin var. Herkesle her türlü iddiaya giderim. Çin yükseltiliyor. Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı inceleyin. Türkiye'de Bank of China var. Kimin bu Bank of China? Söz sahibi kim? Kim yönetiyor bu Bank of China'yı? Arkasında hangi sermaye var? Türkiye'ye geldi. Marshall yardımıyla Afrika'dan borç vererekten ülkeyi batıranlar bugün aynısını Çin'de yapıyor. Aynı akıl bu. Ne diyor Amerikalılar? Çin diyor ahlaksız borç veriyor Avrupa'ya diyor. Bu Türkiye'ye de gelecek yakında varlık alımına. Ocak ayında gelecekler. Bekliyorlar elde çanta. Bu akıl aynı akıl. Tepeci akıl. Ben buna halk deyimiyle tepeci akıl derim. Peki aklın aynı olması aktörün aynı olmasını gerektirir mi? Aynı aktör. Bak dünyadaki %1'lik para kimin? Bakın bunlar aynı klan yani %1'lik para. Ufuk Bey çok güzel söyledi. Kimin bu paralar? Neye inanıyor bu insanlar? Para böyle deniyor da bunların kim olduğu gündeme gelmeyince güme gidiyor her şey. Çin'deki oyun dijital uygarlığı planlamışlar. Çin'de Facebook yasaklı gidip proje yapıyor. Google Çin'in altyapısını yapıyor. A'dan Z'ye. Silikon Vadisi beyin. Çin bir şey çalmıyor zaten veriyor adamlar kendileri. Bu önümüzdeki süreçte netleşecek. Trump'ın Amerika'daki kavga Londra'da devam ediyor. Bakın bugünlerde Londra'da ciddi sıkıntılar olacak. Bu çerçevede çünkü kraliçe tarafı ayrı, City of London'da ayrı, Monaco'ya doğru ayrı bir yapılanmaya gidiyorlar, Malta'da ayrı bir yapılanma yapıyorlar. Yani biz şimdi geçmişte Batırlar bir sürü hikaye anlattı. Biz onları tekrar etmemize gerek yok. Google'a girdiğinde seyircilere zaten konuşulan çoğu şeyin %90'ını bulurlar. Mesele nasıl bir dünya geliyor burada? Dijital uygarlık nedir? Blockchain nedir? Bu anlaşılmadan olmaz. Sayın Ramazan Kurtoğlu evet. Nasıl bir dünya geliyor? Buyur hocam. Efendim, siz çünkü aslında fikri siz ateşlediniz aslında. Evet, küreselleşme Çin'in üzerinden geliyor deyip. Vallahi mesuliyetini alıyorum biz devam ederiz. Şimdi ben önce başlıklar halinde vereyim. Tabii arkadaşlarımız herkes farklı düşünebilir. Ben önce kendim zaten takipçiler sizler biliyorsunuz evet. Ama ben milli devletten yanayım, ulus devletten ki hep söylerim ahlaki şuurda Hazreti Muhammed Mustafa, milli şuurda Mustafa Kemal diyen. Ama bu benim yaklaşmakta olan tehlikeyi, üçüncü dalga küreselleşmeyi görmemi engellememeli. Yani ben bir taraftan devletimi, Türk milletini düşünür iken bir taraftan da ne olduğunu. Bu noktada tabii de akademisyen iki hocam var burada onları tenzih ederim. Ben onların kendi adıma konuşuyorum. Türk akademiyası yıllarca dine sırtını dönmüştür. Mesela Chicago Üniversitesi Rockefeller Vakfı'nındır. Burada din ekonomi, din toplum, din siyaset enstitüleri vardır, araştırmaları vardır. Ama Türkiye'de din deyince ya sırtımızı döndük ya da Fethullah namussuzu gibi biat kültürü hortlattık. Ama doğru yapmamız gereken bütün bunları araştırmaktır. Çünkü küreselleşmenin tekniği falanı filanı bir kenara. Küreselleşme bir din para siyaset projesidir. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarındır. Üç ayak saydınız. Evet. Din, para, evet. Siyaset. Ya baktığınızda çünkü baktığınızda bir eksen çağı var. Milattan önce 800'lü yıllardan 200'lü yıllara kadar gider. Bu bugünkü inanç yapısını şekillendiren. İnşallah zaman kalırsa. Bir de oradan senkretik bir din oluşturuluyor.
felsefecilerle, felsefi dinlerle, ilahi dinler harmanlanıyor. Senkretizm, bağdaştırma ki Fethullah Gülen de İslam'ı peygambersiz hale getirerek senkretik Yahudi Hristiyan değerleri içinde eritmek istiyordu. Ama biz bunları yıllarca görmek istemedik veya göremedik. Öte taraftan da bu yapı küreselleşme, modern küreselleşme ile modern eksen çağı ile siyasal bir mesihçiliğe dönüştü. İşte bu anlamda başlıklarını vereyim. Günümüz bilgi ve kıymetli metaller çağı. Bunun altını çizeceğiz. Ben bu noktada Abdullah Bey'in söylediklerinin tamamına katılıyorum. Şimdi kapitalizm yaratıcı yıkım zaten felsefesi bu var. Öte taraftan bakıyoruz ki Çin 2014 yılında IMF'nin SDR paketine sokuldu. Tabii. Evet oraya. Öte taraftan bakıyorum ki İsviçre'deki Einstein'ı yetiştiren Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 yılı The New Scientific dergisi Ekim 2011 veya 2012. Bakabilirler İngilizce bilenler. İki matematikçi bir fizikçi. Oturuyorlar 37 milyon şirket inceliyorlar. 37 milyon şirket içinde 43 bin şirket dünya ekonomisinin %42'sine sahip. Hocalar orada durmuyor. Akademisyenin görevi tırnak içinde münafıklık etmektir. Espriyle söylüyorum. Şey yapmaktır, araştırmaktır. Bu anlamda da İslam iman dışındaki her şeyi araştırın der, sorgulayın der. Ama maalesef Müslümanlar o Kur'an'ın dışına çıktığı için herkesin kafasına göre bir şey. Bunu yapmıyoruz. 13. yüzyıldan beri tekleyip duruyoruz. 43 bin şirket dünya ekonomisinin %42'sine sahip. Peki 43 bin şirkete kim sahip? 1318 holding. Peki 1318 holdinge kim sahip? 146 adet bankacılık ve finans kuruluşu. Bunu bir kenara bırakalım. 200 yıldır bize şunu gazladılar. Kapitalizmi. Özellikle neoliberal kapitalizmde insanlar rasyoneldir abicim dediler bize. Hep bu anlatıldı bize. Ama rasyoneldir, rasyonel karar verirler. Rasyonel karar verir. Ama düğün değil, bayram değil, bu bir abuk bir laf sokmuşlar güzel Türkçemize, enişten beni ne öptü hikayesinde. Sonra 2002 yılında İsrailli bir psikolog, adam iktisatçı da değil, Daniel Kahneman bu konuları, ya dedi insanlar rasyonel falan değildir kardeşim deyince adama dediler ki hadi bir Nobel verelim ekonomide. Evet, çok akıllı bir adamdır Kahneman. 2017 yılında da Amerikalı Richard Taylor, ben ondan önce, bakın kendimizi övmek değil ama neticede İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bir hocasıyım. Dekanımın, rektörümün, sayın başkanımız Mustafa Bey desteğiyle bu kitabı yazdım. Nörofinans, davranış ekonomisini. Ve burada dedim ki, kardeşim insanlar rasyonel falan değildir. İnsanlar psikolojik sahiplerle, başka faktörlerle karar verir. Döndürdü, dolaştırdı Richard Taylor, dedi ki insanlar rasyonel falan değil kardeşim dedi. Merak eden sevgili okuyucularımız için de, takipçilerimiz için de söyleyeyim. Bunu Doğan Kitaplar yanılmıyorsam dürtme adıyla Türkçe'ye çevirdiler. Evet, kitap Türkiye'de satılıyor. Alıp okuyabilirler. İşte buradan devam ediyorum. Bir, bugünkü övündüğümüz bilim, ilim denen ucu büyücülüğe kadar giden bir formatın kontrol altında. Ve bu adamlar küresel paraya hakim. Şimdi ortada görünmeyeni yok edemezsiniz. 1307'de tapınak şövalyeleri, ister adına ne derseniz deyin, ezoterik örgütler, bunun başında bir zirve var, altında bir sürüsü var, bunlar yer altına çekildi. Ama görünmeyeni yok edemezsiniz. Ben her şeyi iyi bilmem ama bildiğim bir şey var. Çünkü Türkiye'nin en büyük holdinglerinde, şirketlerinde 27 yıl bu işi yaptım. 10 yıldır da hocalık yapıyorum. Gördüğüm bir şey var. Kardeşim, para ve dini kim kontrol ediyorsa siyaset onlar, evet, kontrol ediyor. Bugün i̇şte para ve dini kim kontrol ediyor? Efendim? Bugün dünyada para ve dini kim kontrol ediyor? Ortada sizin bir programınızdaydı galiba. Bir sürü insan var dünyada şu kadar zenginliğe sahip. Evet. Bunların hepsi zurnanın son delidir. Bu adamlar ortada gözükmez. London City, Fed, BIS. Üçüne baktığınızda bunun sahiplerini görürsünüz zaten. Biraz önce söylediniz zaten hocam. Evet. Şirket sayısı banka. Evet. Kim yani yapıyor? Amerika'daki i̇şte CEO'ların ne kadarı Yahudidir? Efendim? Amerika'daki CEO'ların ne kadarı Yahudidir? Efendim saymadım ama çok ciddi bir rakamı. Evet. Siz i̇şte oraya parayı sordunuz da. Buna şey derler. Kimin elinde olduğu çok net. Tabii Sayın Büyükelçim çok güzel bir şey söyledi. Bakınız. Şimdi bir görünen vardır bir de görünmeyen. Büyükelçimin deyinden gideyim. NGO'lar nasıl dünyada yayın, Soros Moros hikayeleri var. Bir de dünyada vakıflar vardır. İç içe girmiş şirketler, belli şirketler vardır. Yönetim kurulu yönetim kuruluna girer. Ve bu adamlar vakıflar üzerinden, yönetim kurulları üzerinden, şimdi şirket ismi vermeyeyim bir kısmını söz hakkı da olmasın. Tabii ama tabii.
yabancı şirketler ama. Tabii, vermeyin, lütfen. Girmeyelim. İşte bu noktada baktığımızda bir finansal Armageddon geliyor. Acımasız bir ulus devlet. Ben ulus devletten yanayım. O Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinden yanayım. Peygamberimizin ahlakından yanayım. Ama bugün baktığımızda bunu yıkmaya çalışan birinci küreselleşme dalgası. 1815-1914. Koca bir Osmanlı Türk İmparatorluğunu yedi. İkinci küreselleşme dalgası. 1971-2008. Üçüncü küreselleşme dalgası. Kardeşimin de söylediği gibi dijitalizm veyahut da blockchain dediğimiz bir yapı üzerinden, genetik ve biyoteknoloji üzerinden, bunu şöyle tanımlayabilirim. Teo büyü, inanç büyü. Bu bildiğimiz ilahi dinler falan değil. Onlarla alakası yok adamlar. Öte taraftan baktığımızda para büyü. Artık para bir dindir. Yani baktığımızda herkesin gözünden para fışkırıyor. Öte taraftan baktığımızda tekno büyü. Şu Rus bilim adamının deyimiyle atom bombasından daha tehlikeli. Yani hemen bir bilgi vereyim. İnsan beyni alt lob üst lobtur. Üst lob mantıklı beyin saniyede 600 bin kayıt yaparken alt lob saniyede yani bilinçaltı beyin 2 milyon kayıt yapıyor. Alt beyin bizi o kadar kolay ikna ediyor abicim, ablacım. Acayip mantıklı karar veriyorsunuz ama Stanford Üniversitesi'nin 2012 Ekim'inde yayınlanan Stanford İnsan Araştırmaları Enstitüsü'nün ve İngilizlerin Tavistock Enstitüsü'nün 40 yıllık araştırma sonucu bu. İnsanlar sadece %6 mantıklı karar verir. En babası 26 günde unutur. Döner başa. İşte bu başlıkta. Öte taraftan. Dünyada bugün baktığımızda Sayın Ufuk Hocam buraya bir atıfta bulundu. Bugün modern dünyada tam anlamıyla 27 milyon köle vardır. Şu teknolojinin efendim Prozac toplumunun köleleştirdiklerini kastetmiyorum. 27 milyon köle vardır ve 800 bin insan ve çocuk alınmıyor, satılıyor, cinsel istismara uğruyor dünyada. Böyle iğrenç bir dünya var. İşte bu dünya içinde baktığımızda birinci sanayi devrimi kömür ve telgraf üzerine. İkinci sanayi devrimi elektrik ve telefon üzerine. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayar ve internet üzerine. Dördüncü sanayi dijitalizm, blockchain ve internet enerjisi üzerine. Bildiğiniz bütün elektrik, enerjileri unutun. Çünkü evlerin altında, fabrikaların altında güneşe veya başka şeye bağlı olarak yeni bir enerji türü geliyor. Tıpkı bu internete bağlanıyorsanız sonra shutdown kapatıyoruz ya. Kullandığınız kadarını ödeyeceksiniz. Kıtalar arasında dolaşacak bu. Böyle bir sistem geliyor. Bu sistem içinde adamlar bu yapı içinde insanlığı bakınız. İnsanlığı. 2017 yılının sonunda dünyanın milli geliri 87 trilyon dolar. 1 trilyon dolar reçeteli ilaçlar ve Wall Street'in ağalarının dediği gibi bir paraya hükmeden ekeler var. Bir de bunların hizmetçisi babalar var. Biz babaları konuşuyoruz hep. Ama ekeler zaten ortada görünmez. 1914 yılında dünyada 4 milyar dolarlık sermayesi olan Long Term Capital Management diye bir şirket. Dünyayı 1 trilyon dolar soydular, soğana çevirdiler. Gece saat 3'te FED topladı, dedi ki Wall Street'in ekelerde. Ağam dedi, dünya batıyor. Gelin şunu kurtarın. Onu kurtardılar ama 2008'i kurtaramadılar. 2008'de merkez bankaları deli gibi para bastı. Üçüncü krizde, ki altını buradan net olarak söylüyorum. İnsanlık tarihi, onun da şeyini söyleyeceğim, arkadaşlarımın hakkını yemek istemiyorum. İnsanlık tarihinin üstadım en büyük para krizi geliyor. Yani bu yeni bir rezerv para, yeni bir dünya düzeniyle ilgili. Dünyayı zaten algılarıyla, efendim Hollywood filmlerinin eksantrik algı yönetimleriyle, Matrix gibi filmlerle serseme çevirmiş vaziyetteler. Amerika'da satılan 2017 yılındaki antidepresanlar 600 milyon kutu, Türkiye'de 50 milyon kutu, diğer ülkeleri bilmiyorum, araştırmak lazım. Yani bu insanlar Prozac toplumu diye de bir film vardır biliyorsunuz, kolay dönüştürülüyor. Diğer taraftan baktığımızda Kurt, benim de soyadımdan gelen bir Kurt Vonnegut diye bir Alman asıllı Amerikalı'nın kitabı var. Onun kitabının adı Catch Cradle diye bir kitap. Buradan küresel bu para ekeleri bir model geliştirmişler. Bu modeli de 2016 yılında Japonya'da G7'ler oturdular, tartıştılar. Anlatacağım. Bu yazarın kitabında bir buz dokuz diye bir tanımlama var. Buz dokuz
suyun bir başka moleküler hale getirilmiş tanımlama o. Ki Felix Seneker diye de bir fizikçi üzerinden anlatıyor hikayeyi. Ve adamlar, çünkü ezoterizm sembollerle gider. Yeni dünya düzeni açısından da Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde Engizisyoncu vardır, 25 sayfalık. Orayı okuduklarında bugünü görürler zaten. Şimdi baktığımızda 45 derecede erimekte, oda sıcaklığında donmaktadır. Ölümüne yakın oğullarına verir. Ve oğullarından birisi bir göle, ırmağa akan, ırmak deniz akar, damlatır. Çünkü özelliği şudur. Bulaştığı yeri dondurmaktadır. Yani insanlığın sonunu getirmektedir. Bakınız. 2016 yılında alınan karar şu. Yarın mı olur? 5 yıl içinden bilemem. Ama 10 yıl falan yok. Küresel para sistemini, küresel sermaye sistemini donduracaklar. Bunun denemesinde Bank of America'dan bir arkadaşım anlattılar. Biz de oradan öğreniyoruz. Bilemiyoruz her şeyi. Yunanistan'da denediler. Kıbrıs Rum kesiminde denediler. Adamlar bu mevcut sistem içinde bu parayı, yani sistemdeki 860 trilyon doları iki şekilde yedirebilirler. Bir, Trump politikalar oraya doğru gidiyor. Enflasyonu zıplatacaklar, enflasyonla. İki, bir gün sistemi durdurduklarında, 2001'de durdurdular, 2008'de durdurdular, bir hafta 10 gün sonra açıldı. Herkes bunu bekliyor. Bekliyor ki, diyor ki, bankada diyor altın hesabım var diyor. Amerika'da, orada, burada. İşte şu kadar hesabım, mevduatım var diyor. Ben diyor 15 gün sonra açılır diyor, bu parayı alırım diyor. Ama yeni sistemde, bu teoride alamayacaklar. Çok merak eden var ise, bunu sıradan yazan birisi değil. Bu adam yazıyor. Bu adam bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu anlamda biz baktığımızda Türkiye nere üzerinden bir saldırıya uğradık? Mübarek dinimizi istismar eden FETÖ üzerinden saldırıya uğramadık mı? Aynı şey bugün Cumhuriyet Türkiye'sine para üzerinden, ha para meselesinde bizim kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanan objektif şartlarımız var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi subjektif şartlar. Yani bu küresel merkez, para babaları ki reyting kuruluşları falan bunun için vardır. Biraz önce Sayın Büyükelçin bir şey dedi. Amerika'nın durup dururken o derecesini triple A'dan AAA. Kredi derecelendirme kuruluşları. Bakın. A3A artıdan 2A artıya çektiğinizde Amerika'ya yıllık binen yük, faiz bikiyor. 10-15 trilyon çünkü adamların 177 trilyon borç stoku var. Böyle bir dünyada Türkiye'de de oynamak istedikleri şu. Türkiye'de yaklaşık 1838 Balta Limanı'ndan beri Boğaz'daki oligarşisinin yüksek faiz, düşük kur politikası vardı. Bu nedir? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, haklı olarak devletin cumhurbaşkanı, dedi ki Fatma teyze, Muharrem amca bozdurun dövizi dedi. Ama onlarda döviz yok ki. 300 milyon dolarda kaldı. Niye? Çünkü Türkiye'de döviz ve faiz lobisi Boğaz'daki aşirettir. Bunlar faiz artar kazanır, dolar sıçrar kazanır. Ama Türkiye özellikle 1854 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması 1838, 1854 ilk dış borç, 1954'te son taksitten ödedik. Ama akıllanmadık ki 1946'da yeniden aldık ve bugün Türkiye'nin 620 milyar dolar iç ve dış borç stoku var. Bu noktada faiz arttığı an döviz kurundan daha fazla bizi vurur. Cumhurbaşkanı burada haklı. Ama bizim de kendi objektif şartlarımızdan kaynaklanan durumlar. O da nedir? Şimdi 2008'den sonra dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelere bol para attı. Bu noktada ismini vermeyeyim bir bakan Türkçe tweet attı, işler tıkır dedi. Ama aynı bakan İngilizce tweetinde, bunu Sayın Cumhurbaşkanı biliyordu, ben biliyorsam o da biliyor. İngilizce tweetinde dedi ki, vallahi işler o kadar iyi değil dedi. İşte bu noktada ben Cumhurbaşkanımızın iki alanda yanıltıldığını düşünüyorum. FETÖ'yü kendisi söyledi. Ama ben ikinci olarak buna Sayın Cumhurbaşkanı 2008'den bu tarafa ki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bir söz etti. Ben onu çok önemsiyorum. 3 yıldır patinaj çekiyoruz dedi. Hatırlarsınız. Bu noktada 2008'den sonra Türkiye'deki bol para inşaat sektörüne yöneltildi. Ve bugün inşaat bir sefer sizi tık ettirir, büyütür. İkincisi gelmez. Ama bugün baktığımızda ülkede 2 milyon 250 bin satılık daire var. Tek başına inşaatla kalkınan bir ülke de yok. Olsaydı Dubai kalkınırdı. Bu noktada işte ben ülkemizde FETÖ'den sonra aynı merkezin parada da Sayın Cumhurbaşkanı'na bir oyun oynadığını düşünüyorum. Bu yapı içinde ne yapmamız gerekir? Bir, çıkacağız diyeceğiz ki
Birbirimizle kavga etmenin anlamı yok. Çünkü bu vatan bizim. Şu partili veya bu partili olmamız önemli değil. El ele vereceğiz. Çünkü tarihin en büyük para dalgası, para spekülasyonu geliyor. Bu noktada dolar, avro, elbette ithalatı vardır, çocuğu okuyordur, o bir şey demiyorum. Ama iki tane yatırım alanı vardır. Kriz dönemlerinde altındır. Krizden çıkarken veya krizden çıktığımızda tarladır, arsadır. Ben bunu özellikle milletimize söylemek istiyorum. Öte taraftan bir kez daha söyleyeyim. Finansal Armageddon geliyor. Para öldü, banknot öldü. Bunun altını kocaman çizerim, imzalarım da. Öldü çünkü yerine zaten neyi koyabileceklerini de anlatsalar anamızı ağlatacaklar. İyi ki anlaşamıyorlar. Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin avantajıdır. Ama bu sürecin Sayın Büyükelçimizin de söylediği gibi önümüzdeki 10-15 yılda bu süreç çok sancılı geçecek. Devletimiz açısından el ele vermemiz lazım. Ben Türkiye'nin bu badirelerden çıkacağına ama en önemli unsurunun birbirimize sarılmamız gerektiğine inanıyorum. Birbirimizi ötekileştirmeden sen şu partilisin, ben bu partiliyim. Yahu vatan giderse partinin ne önemi var be kardeşim? Ben Amerika'da vatansız Filistinli'yi gördüm, Vietnamlı'yı gördüm, Kamboçyalı'yı gördüm. Bu ülkede al bayrak dalgalanıyorsa, ezan 7-24 okunuyor ise bunun bir tek sebebi vardır. Rahmetli Atatürk diyor ki mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. Ben bu açıdan bakıyorum. Bu açıdan baktığımda da el ele vermemizin birbirimizi ötekileştirmeden AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili veya diğer bir parti var. Devletimize düşman. O belli zaten, ismini zikretmeyeyim. O PKK'ya yardımlık yapıyor, yardakçılık yapıyor. Onun dışındaki bütün partiler bizim partilerimizdir. Gün birlik günüdür. Çünkü önümüzdeki 10-15 yıl bu bölge alev alev yanacak. Su, ilahi yani Mesihi, su, enerji, Kıbrıs'ın önünde 2 trilyon dolarlık yani Kudüs, Tarsus ve Efes'te. Çünkü Kudüs üç dinin, Tarsus Katoliklerin, efendim Efes Evangelist Hristiyanların, Hristiyanlığın kurucusu Yuhanna'nın mezarı oradadır. 7 inayet dönemi diriliş kilisesi, biraz önce Amerika'ya giden vatandaşın da menzup olduğu kilise de Anadolu'dadır. Bu bizim için Mekke, Medine, Kudüs neyse Evangelistler için de 7 inayet dönemi kilisesi ve Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana evi ki uydurma bir hadisedir ama bir laf var yörüklerde. Yukarı köyde bir yalan söyledim, aşağı köyde kendim inandım diyor. Son söz. Başka Kissinger diyor ki petrolü kontrol edersiniz, devletleri kontrol edersiniz. Gıdayı kontrol edersiniz, insanları kontrol edersiniz. Parayı kontrol edersiniz, bütün dünyayı kontrol edersiniz. Teşekkür ederim. Bir tek cümleyle bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli bir tabii tespit. Yapılan analizlere göre 2030 yılında Orta Doğu'da su fıktanıyla karşılaşılacak ve sadece orada yaşayanların 1/3'ünün azami su elde edebilme imkanı olacak. Türkiye'nin Orta Doğu'daki etnik savaşlar vesaire bunların dışında 2030 yılı için bir su fakiri olmalı. Hazırlanması lazım. Çünkü sonuç itibariyle Dicle ve Fırat bu konuda çok önemlidir. Bir anekdotla bunu takviye edeyim. Bu İsrail'le Golan Tepeleri üzerine Suriyelilerin bir müzakeresi devam ederken Amerikan heyeti müdahale etmiştir. Bu 1990'larda evet. Olan bir iş. Müdahale etmiştir. Yahu şurada 300 milyon metreküp kapasiteli bir Litvanya'yı ırmağıyla uğraşacağınıza bırakın İsrail kullansın. Öbür tarafta 35 milyar metreküp kapasiteyle akan Fırat'a yönelin demiştir. O gün bugündür Fırat ve Dicle evet. Bizim başımıza dert olmuş. Çünkü ilahi sulardır. Büyükelçimi destek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporu var. Su savaşları 2023'te hazırlıklı başlayacak ve lazım. Fırat ve Dicle'den başlayacak. Yani ben onu da bir ilave etmek istedim bu anlattıklarınızı. İktisadi çatışmalar, ticaret çatışmalar, bunların arkasındaki metafizik motivasyonlar. Ne diyor? Efendim, ya su, kere... gıda ve sağlık istihbaratı. Evet. Ufuk Bey bence duruma el koyun. Bir kere Türkiye'nin evet. Geleceği konusunda farklı görüşlerin bir zenginlik oluşturması açısından demokrasi olmazsa olmaz koşuldur. O yüzden meclisteki bütün partilerimizin meşruiyeti tartışma dışıdır. Yani kendimizi Yüksek Seçim Kurulu yerine ve halkın iradesi yerine asla koymamalıyız. İkincisi, hani milli devlet diyoruz, milliyetçilik diyoruz. Milliyetçilik esas itibariyle devlete tapınma, sadakat ideolojisidir. Buna ne var diyebilirsiniz. Eğer o devlet
demokratik ve sosyal bir devletse bir sorun yok. Ama değilse sorun var. Onu dönüştürmek lazım. Yoksa Nazi Almanya'sı da tırnak içinde bir milli devlettir. Peki milli devlet ya da ulus devletlerin sınıfsal ilişkilerden, sınıfsal hegemon ilişkilerinden bir bağımsızlığı var mıdır? O da yoktur. Bir X şirketinin çıkarı niye ülkenin çıkarı olsun ki? O yüzden burada esas olan kamu yararıdır. Kamu yararı konusunda da farklı görüşler olabilir. Burada da tabii demokrasi ortak nokta. Deminden beri konuştuğumuz küreselleşme sonrası dönemi analiz etmekte klasik emperyalizm teorisinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Yani bugün Avrupa Birliği'nin ülkelerinin birbiriyle pazar savaşı yapması lazımdı. Doğru, Ufuk Hocam'a burada katılıyorum. Emperyalizm teorisiyle bunu açıklayamayız. Dışı. Ya da 1979'da Çin'in Vietnam'ı işgal etmesini de klasik emperyalizm teorisiyle açıklayamayız. Çünkü toprağı işgal etmekten, fabrikaları ele geçirmekten, şimdi arama motorlarını işgal etmek diye bir şey olabilir mi? Siz kendi arama motorunuzu kurarsınız ve o mücadelenin bir parçası olursunuz. O yüzden bu hani emperyalizm tek başına kültüre de sıkıştırmamak lazım. Çünkü dikey olduğu gibi yatay da olabiliyor. Yani bizim küreselleştiğimiz alanlardan bir tanesi dizilerimiz mesela. Türkiye'den geldiğini söyleyince Küba'da bile bilmem ne dizisi diye sizle ilişki kuruyorlar. Ama bir bakıyorsunuz Azerbaycan'da bizim diziler var. Ya bizim dilimiz gidiyor diye orada şey yapıyorlar. Hani Türkçe Azeri rekabeti görülüyor. Ama hakikaten bir kültürel yayılmacılık o kadar yaygın ki. Ya başka coğrafyalarda dizilerden kaynaklı Türkler şey kültürel emperyalist olarak. Tabii yatay da olabiliyor tabii. Yani. Sadece dikey değil, yatay da bir rekabet. Arap dünyasında olabiliyor. Da var benzer. Ya da herkesin düğününde çalar. Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi rüyası bir düğün marşıdır. Herkes çalar ama aslında bir kadının eşekle olan münasebetini anlatır. Ya bu nasıl bir kültürel hegemonya ki? Düğünümüzden cenazemize, günümüzdeki hayattaki ritüellerimize, milli marşlarımıza hepsi standartlaşmış, hepsi batı formunda. Sözleri büyük ölçüde benziyor. Burada ayrışmak ama çevrim dışı olmamak kolay değil. Burada hakikaten bir enerji biriktirmek lazım. Gelin görün ki bu neoliberal küreselleşmenin mağdurları karşısında gelişen ırkçılık giderek biyolojik ırkçılıktan kültürelciliğe gelişmiş. Yani sizin şu biyolojide olduğunuz için değil, şu kültürde olduğunuz için aşağılanma durumu olabiliyor ve hani Avrupa'da insanların kendi etnik, dini aidiyetlerine yönelmesi, zaman zaman Charlie Hebdo faciasında gördüğümüz gibi negatif enerjilerin ortaya çıkması karşısında buradaki tepkileri pozitif bir enerjiye dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Mesela biz solda biraz Büyükelçimin ifade ettiği gibi bu Merkez Bankası meselesinde hep şunu tartışırdık. Soldaki aşamadığımız sıkıntılardan bir tanesi olarak neoliberal ideoloji özerk kurumlar oluşturur, otonom kurumlar oluşturur. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'dır ve biz siyasi alanını daralttığı için bunu eleştirirdik. Ama diğer yandan peki bu otonom kurumlar siyaseti şekillendiriyorsa siyaset ne işe yarar deyip yerine bir şey önerememe gibi açmazlar. Üzerinde çalışılması gereken büyük ölçüde konu olarak önümüze geliyor. Zaman zaman bu din toplum ekonomi ilişkisi üzerine fazla çalışma yapılmadığı söyleniyor. Yani kendi hocalarıma haksızlık edilmesini istemem. Ben de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Yani İdris Küçük Ömer'lerden Sabri Ülgener'in hocası oldum. Yani bir dizi kıymetli çok önemli hocamız. Genç kuşaklardan Besim Delaloğlu falan gibi. Yani çok yok değil hocam. Nitelikli, çok az. Onu kastediyorum. Arkadaşlar yani nicel çeşitliliğe baktığımızda bazen nitel derinliği olan çalışmaları ihmal ediyoruz. Bunlara dikkat etmek gerektiğini işaret etmek istedim. Buradaki Sadık sorun ben. Liyakattır efendim. Tabii. Yoksa esas insan, olan odur. İnsanın haklısınız. Türkiye'deki kapasite tabii. olarak da fazlasıyla mevcut olduğunu tabii. düşünmek yani lazım. Odun olsun benden olsun şeyinin evet. faturasını evet. 15 Temmuz'u ödedik. 15 Temmuz'u ödedik. Ufak ufak toparlayacağız herhalde. Evet. Sonra da Abdullah Çiftçi'nin son sözleriyle birlikte kapatacağız. Yani ben şöyle söyleyeyim. Son aslında 3 aşağı 5 yukarı bütün konuşmacılar kendi katkılarını yaptılar.
Yani küresel sistem nereye gidiyor? Bunu birkaç böyle programdır da tartıştık. Daha önce de böyle bir programda böyle bir araya gelmiştik. Tartışmaya devam etmeliyiz. Edeceğiz. Ve Türkiye orada ne yapmalı? Aynen. Şimdi bizim gibi toplumların, Türkiye gibi ülkelerin herhalde burada izlemesi gereken yol, kendimiz olarak, kendi gücümüzü bilerek, geliştirmemiz gereken yanlarımızı bilerek, rasyonel davranarak bu anlamda, o rasyonelite üzerinde belki istişare etmemiz gerekebilir. Yani oradaki gerçek ulusal çıkarlarımız nedir? Toplumun gerçek ihtiyaçları nedir? Bu da siyasi bir meseledir yani. Hani herkes baktığı yerden farklı öncelikler görebilir. Bu normaldir. Ama bunlar istişareyle belirlenir. Bunlar üzerine uzun vadeli stratejiler oluşturulur ve bunlar üzerinden devam edilir. Yani eğitimdi, teknolojiydi, ekonomiydi vesaireydi. Bunların hepsinde alınacak yollar vardır. Ben hani Türkiye adına ben çok karamsar olunmasını doğru bulmam. Yani nihayet de herhalde bizim, bir televizyon programında konuştuklarımızdan çok daha fazlasını daha profesyonelce ve daha derince bu ülkenin çeşitli kurumlarında konuşuluyordur. Konuşuluyor mesela. Ve yapılıyor. Yani şimdi bence orada o kadar enseyi karartmaya gerek yok. Yani Türkiye'nin mesela baktığınız zaman finansal yönetim alanında ehliyete oldukça sahip bir bürokrasi vardır. Şimdi Merkez Bankası'ndan bahsetti Ufuk Bey. Bizim Hazine Rekabet Kurulu vesaire diğerleri hani 2001 krizinden sonra ortaya çıkan oradaki bürokratik yapı güçlü bir yapıdır. Yani bu baktığınız zaman şu an mesela işte spekülatif ataklar oluyor vesaire bir sürü hani burada sıkıntı yaşıyoruz ediyoruz ama hani bütün gelişmekte olan ülkeler benzer şeyler yaşıyorlar. Bu anlamda bizim hani hatta 15 Temmuz'dan sonra bile hemen işte 2 gün sonra borsa açılmıştır filan. Hani Türkiye'nin yaptığı işler bu anlamda küçük işler değildir yani. Bence burada biraz fazla karamsar bir hava çıkabiliyor bazen. Bu tür konjonktürel şeyler, sıkıntılar olabilir. Bence burada güçlü olduğumuz yanlarımızı görmek lazım. Ama mesela bürokrasiyle ilgili ne söylenebilir? Bizim belki sanayi tarafında, teknoloji tarafında, reel ekonomi, tarım tarafında daha üretimle ilgili alanlarda hem bürokratik kapasitemizi hem de özel sektörümüzü geliştirmemiz lazım. Ya bu da objektif bir şey. Yani bu da aslında hani şu an iktidarın da karar alıcıların da zaten reddettiği bir şey değil. Yani bu Türkiye'de mesela eğer kamudan bakıyorsak kamunun düzenlemeci, denetlemeci tarafı daha güçlüdür nispeten. Dönüştürücü tarafı yani transformatif dediğimiz tarafı daha da güçlenmeye açıktır. Ve bu mesela işte milli savunmadan tutun diğer bütün teknolojik alanlarda. Çünkü sanayi, teknoloji, tarım oralara girdiğiniz zaman onun araştırma tarafı da vardır. Üniversite tarafı da vardır. Analiz vardır vesaire. Bağlantılar, piyasa bağlantıları vardır. Zordur. Yani dış ticaret tarafı vardır. Finans tarafı biraz daha hani teknik düzenlemeyi yaptığınız zaman biraz daha kolaydır sonuç almanız. Şimdi biz mesela bu ihtiyacı ben şu an çok net bir şekilde resmi çektiğimde görebiliyorum. Ama bu zaman alacak bir şey. Yani oradaki insan kaynağının belki daha niteliğinin artması lazım. Uluslararası vizyonun artması lazım vesaire. Bu bir kuşak meselesi biraz da yani. Ama Türkiye buraya doğru gidiyor. İşte milli savunmadan başlıyor. Farklı alanlara giriyor. Mesela proje özelinde teşvikler vermeye başlıyor. Temiz enerjiye giriyor. Yani çevre dostu kalkınmaya giriyor. Bunlar girmemiz gereken alanlar. Şunu tartışabiliriz. Hızlı mı gidiyoruz, yavaş mı gidiyoruz? Daha mı hızlı gitmeliyiz? O proje değil de bu projeyi mi yapabiliriz? Bunlar teknik tartışmalar. Bence doğru da güzel de tartışmalar. Yani oradaki öncelikler üzerinden çok sağlıklı, teknik, akademik bir tartışma olabilir. Orada bir sıkıntı yok bence. Ama mesela eğitim meselesinde, çevre meselesinde, insani mesela sosyal adalet meselesinde oralarda biraz şimdi hani başkanlık son sistemine bir dakikanız. Tamam. Başkanlık sistemine geçtikten sonra bir sistem adaptasyonu meselesi de var burada. Yani yukarıdan aşağı şimdi devlet kendini yeniden konumlandırıyor, yeniden pozisyon alıyor. Buna göre işte bürokrasinin hatları tekrar çıkıyor. Özel sektörle toplumun geneliyle ilişkiler yeniden kuruluyor. Bu da bir geçiş sürecidir. Bu arada belki ekonomide farklı alanlarda sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. İşte Suriye'ydi vesaireydi hani bir sürü badire var. Bunları da görmek lazım. Bence olumlu bakmak lazım. Yani objektif ve iyimser bakmak lazım geleceğe. Tartışmalarımızın daha çok bu yapılacak somut işlerin bence detayı, geleceği, planlaması bu tür konular yani stratejik tartışma yapmak lazım. Yani ideolojik peki. Ve çok sığ tartışmalardan ziyade bunlara odaklanmak lazım. Teşekkür ederim. Abla Çiftçi son sözünüz programı kapatırken. Hayır. Şimdi şöyle müsaade eder misiniz? Tamam. Şey olarak, bir dakikada size. Tamamlayıcı olarak bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Abla Bey. Tamam, Abdullah Bey. Buyurunuz. Sizin lira verin. Şimdi burada haklı olan şu. Problemi tespit etmeden çözüm önerisine geçemezsiniz. Bakın ne diyorum ısrarla. Biz FETÖ'yü anlattık. Tespit edilmedi. 200 generalimiz gitti. Vergi gitti. Yargı gitti. Yani çok ciddi badire atlattık. 21. yüzyılda Türkiye'ye çözüm önerisi getirmeden önce
projeyi görmemiz lazım. Ve 20. yüzyılda anlatıyoruz ya işte dolar sistemi kuruldu falan diye. Aynı adamlar şimdi başka bir şey kuruyor. Burada şimdi vakit çok az olduğu için ben bu blockchain üzerinden tüm sistemi 3 aşağı 5 yukarı çözdüm ama tüm sistemi anlatamıyorum vakit azlığından dolayı. Yani artırılmış gerçek robot askerler mesela İngilizlerin... Bugün için vakit az ama... Evet mesela İngilizler diyor ki biz yaparız. Biz diyor Rusya'nın siber saldırısına karşı elektrik sistemini çökertmeye yönelik proje geliştiriyoruz. Yine Gürcistan'da eski güvenlik bakan yardımcısı dedik. Amerikalılar burada sivrisinek ürettiler. Biyolojik silah için Güney Kore'den bugün açıklama var. Gıda güvenliği için biz yer altında üretime geçiyoruz filan diyor. Bunlar bir bütünün parçası. Bu nedenle. Şimdi konuşulacak çok konu var. Mesele oyun kurucu imkan sahibi aklın projesini konuşmadığı zaman hepsi güme gider. Dolayısıyla bununla konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Bir cümlede benim hakkım var mı? Buyurunuz. Önümüzdeki dönemde zayıf ihtimaller üzerinden küresel şoklar geliyor. Bu noktada su, gıda ve sağlık istihbaratı konusunda devletimiz gerekli düzenlemeleri yapmalı, gerekli tedbirleri yapmalı. Çünkü inanılmaz sağlık problemleri insanlığı sarmış vaziyette. Türk insanının yaklaşık %15'i diyabet. Teşekkür ederim. Su, gıda, sağlık. Efendim ben Deniz'de hani kitaptan bahsediyorduk. Bana zorla bir kitap yazdırdılar. Küresel düzende oyun devam ediyor başlığıyla evet. Bir kitap yazdık. Orada nereden geldik, ne yaşıyoruz ve 21. yüzyıl bizde ne getirecek, ne bekliyor. Bunları kendi yönümden düşünebildiğim ölçüde kaleme almaya çalıştım. 350 sayfa civarında. Ben 21. yüzyılda neler olup olmadığı hususunda insanlar bir mutasyona uğrayarak kendi kendilerini yeniliyorlar. Homo sapiens 70 bin yıldır var. Ama bunun 11 bin yılına indik diye Göbekli Tepe'de çok seviniyoruz ama 60 bin yılda ne olduğunu bilmiyoruz. Başka bir deyişle büyük bir ihtimalle insan, Homo hominis lupus, insan insanın kurdudur. Bir belirli bir noktaya kadar kendini getiriyor. Ondan sonra ya doğa veya kendi yaratmış olduğu teknolojiyle kendini yok ederek bunun içinden de daha güçlü olanların sıyrılıp tekrar yine medeniyeti devam ettirecek şekilde yaşadıkları bir sisteme galiba gidiyor. Dinozorlar 165 milyon yıl yaşadı. 60 milyon yıl evvel bitti. Ama dinozor bitti ama ona benzer bir takım daha küçülmüş modellerin devam etmesinin önüne geçilemedi. Dolayısıyla bu devamlı evrimsel bir değişimdir. Şöyle tamamlayayım. Çok kısaca bir şey söyleyeceğim. Lütfen çok kısa çünkü kapatmam gerekiyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Efendim bir kere evvela bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz dava ile bugün başladık. Bu dava bitmemiştir. Evvela bunu tespit edelim. Çünkü avukatı çok net bir biçimde temize götüreceğini söyledi. Bugün beraatle bitirilmemiş bir dava vardır. Onlar beraat peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın bizim üzerimizdeki baskısı belki resmi yoldan değil ama özel yoldan bir şekilde devam edecektir. Bunu bir kenara yazmak lazım. Ama şunu diyorum bitirmek için son sözüm. Efendim Türkiye'nin sorunu kalkınmamış olmak değil. Mukayesele düşünüldüğü zaman yeterince ve yapabileceği bilindiği ölçüde kalkınamamış olmaktır. 1950'de İtalya ile 1960'ta da Güney Kore ile aynı ekonomik kalkınmışlık seviyesindeki bu toplum bugün bunların en az 2,5 kat gerisindedir. Dolayısıyla buradaki sorun kalkınmamışlık değil, yeterince kalkınamamışlıktır. Ve bunun da temelinde yatan tek neden eğitimdir. Bugüne kadar, şu ana kadar hep tartıştık. Eğer siz de dünya çapında eğitiminizi yükseltemediğiniz takdirde 21. yüzyılı yakalayabilme şansınız yoktur. Teşekkür efendim. Ediyorum. Geri kalan her şeyi yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Son şey de şu, dış politikada duygusallığa yer yoktur. Lütfen bu olan bitenleri abartmayalım ve menfaatimiz var ise bunu da hazmederek gidelim. Peki. Hep tartıştık Amerika 21. yüzyılda da hala bu seferki devam edecektir. Ara müziği değil bu seferki bitirdik müziği duyduğunuz ses. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olunuz. Bu tartışmalar elbette devam edecek. O tartışmalarda da sizleri aramızda görmek istiyoruz Gerçek Fikri'de. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Umarız mutlu olduğunuz ve yararlandığınız bir tartışma ve program olmuştur. Kısa da bir açıklamayla da
programı sonlandırayım. Gerçek güne de program partnerim Tibra Par'ı da soruyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seyahatteydi. Döndü. Bu iyi haber. Kötü haber sizin açınızdan. Gerçek güne de beraber devam etmeyeceğiz. Ben devam edeceğim. Çünkü iyi haber tekrar. Kübra Par açık ve netle devam edecek yeni sezonda. Başarılı programı açık ve netle Kübra Par'ı izlemeye devam edeceksiniz. Gelecek hafta yeni bir gerçeklik günü de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyaca ünlü bir gazeteciyken hayatı bir anda değişti. İnsan neden felç geçirir? Belirtileri nasıl olur? İnsan beyninin bilinmeyenleri. Geçirdiği felç sonucu yaşadığı beyin hasarını ve hayata geri dönüş hikayesini Andrew Marr'ın kendi ağzından dinleyin. Kaçırılmaması gereken referans niteliğinde bir belgesel. Beynim ve Ben. Pazar saat 18'de Habertürk'te.